Anadolu'da ana tanrıçalar daha ön plana çıkıyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Tapınaklarından. Dolayısıyla Anadolu'nun ciddi bir güçlü kadın tanrıçalar memleketi olduğunu söylesek haksızlık etmiş olmayız. Kadınların güçlü olduğu pek çok farklı topluluk var. Bunlar belki büyük resimde çok küçük kalıyorlar ve çok arka planda kalıyorlar ama bütünün içinde bakınca o okyanusta kayboluyor, kayboluyor gibi bir durum. Kadınların Normalde geleneksel erkeklerin yaptığı iş gücüne katılma hikayesi sanayi devrimiyle oluyor. Ondan sonraki bu kadın hareketleri ve surfejetler Rusların en büyük etkisi var ki bence kadın haklarından bahsedince kadın haklarının verilmesi Kadınlar Günü'nün kutlanmasında en önemli rollere sahip. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nerede çıktı diye bakarsan her zaman karşımıza Amerika'daki o fabrikada yanan 129 tane kadının yandığı hikayesi anlatılır. 1857'de olmuş bir katliam diyelim artık. 8 Mart'a bağlanamaz. Kadınlar gününün kutlanması Clara Zetkin gibi Almanya'da sosyalist bir devrimci kadının 1910'da Kadınlar Günü kutlansın diye talep etmesiyle başlıyor. Ekonomik anlamda da, ev içindeki konumda da, sosyolojik anlamda da kadınlar hala ikinci sınıf. Kadına sadece bir rolü biçen ve dövülse de, öldürülse de fark etmiyor. O kadın erkeğin altında yer alması gerektiğini düşünen mantalite olduğu sürece bunu değiştirmeden zaten hiçbir şey değişmiyor. Bizler korkmadıkça zaten haklarımızı kazanıyoruz. O haklar yüzlerce binlerce kadının teriyle ve gözyaşıyla kazanıldı. Bugün şımarık bir giriş yapmayacağım. Uzun yıllar verilmiş kadın mücadelesine ithafen. Hürmet ile, huşu ile. Evet, huşu ile. <laughs> Nasılsınız efendim? Çok Bayramınız iyi. mübarek olsun. Teşekkürler hepimizin. Ya yani şimdi şöyle bu uzun bir program olacak ve ben de çok heyecanlıyım. Çünkü yıllardır hem ders vererek hem konuşmalar yaparak kadın tarihini anlatmaya çalışıyorum. Ve genellikle ne zaman kadınla ilgili özellikle televizyonda program yapsam mesela kadın tarihi, kadınların hakları vesaire her zaman rekor bir düşüş yaşanıyor yani reytinglerde ve izlenmede. Ya. Bunu da hep düşünüyorum ben Çağlar. Çünkü şunu fark ettim. Kadın meselesi herkesin canını sıkıyor. Çünkü ya kendisi ya çevresindeki kadınlar ağır şeyler yaşıyorlar. Ya eşitsizliğe maalesef eşitsizlikle daha az para kazanıyor. Ya işte beyaz yakalı olsun, mavi yakalı olsun, köle olsun, sahip olsun fark etmiyor. Etrafındaki erkekler tarafından ya ikinci sınıf muamelesi görüyor, ya da e, şiddet görüyor ki takdir edersin ki şiddetin pek çok şekli ve formu var yani sadece fiziksel şiddet evet. olmak zorunda değil. Dolayısıyla herkes bunu ya birinci derecede ya da ikinci derecede annesinde, kız kardeşinde vesaire görünce böyle herhalde insanın içi içine fenalıklar basıyor ve kadın meselesinden kaçıyor. Ancak böyle açıklıyorum bunu. Ama ben de ısrarlayıp kadın tarihini ve kadın mitolojisini anlatmak istiyorum. Çünkü buraya ne, nasıl gelindi bunu anlamak gerekiyor ve bunun içinde pek çok bilim dalını yani hem antropolojiye hem tarihe hem edebiyata hem medyaya bunları hepsine bir şekilde Hı -hı. bakmak lazım ki bu erkek egemen e, ya da erkek hegemonyası nasıl buraya gel geldi? Var mıydı? Bir daha sonra mı geldi? Yani daha önce anaerkil toplumlar mı vardı, sonra mı ataerkil toplumlar çıktı? Bunları bence tartışmamız gerekiyor ve bunları özellikle 1860'lardan itibaren pek çok tartışan insan olmuş. Dolayısıyla ben Amerika'yı sıfırdan keşfetmiyorum ama günümüzde pek çok özellikle kadın feminist antropologun ve bilim insanının söylediği bildiğimiz pek çok şey doğru değil bu Dünya Kadınlar Günü'nden tut işte bu avcı toplayıcı mitolojisine kadar mitoloji diyorum çünkü gerçek değil bütün bunların aslında tahtının sarsıldığını görüyoruz ya da yanlış bilgilerin geri plana atılması gerektiğini düşünüyorum o yüzden de bu programı çok önemsiyorum yani bu da bizim dünya kadınlar için Kadınlar Günü için yaptığımız bir küçük şey <laughs> e, aslında planlı programda yoktu ama katkı ya da ümit ediyorum ki ilham verir e, ve kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlar. Aslında insanlık tarihinin en büyük çatışma motifinden birisi, den birisi bile değil. Direkt öyle direkt toplumu ikiye bölüp yüzde elli yüzde elli çatıştığın bir şeyle karşı karşıyasın konseptle, kadın kutu sorununda. Tarihsel olarak bunun arka planına nereden başlamak gerekiyor sence? Ya Bence her zaman aslında bu ana tanrıça kültleri ve mitleriyle <laughs> başlamak gerekiyor. Çünkü Bashofen diye İsviçreli bir yazar var. Bu da Engels'e çok büyük ilham kaynağı olmuştur. Başofen özellikle işte 19. yüzyılda Anadolu ve Mezopotamya'daki ana tanrıça heykelciklerine ve e, eserlerine bakınca mitolojide de hem de hem fiziksel heykel ve heykelcik hem de metinlerde işte inana ve işler gibi hı hı. figürleri görünce e, Aslında ilk insanlar ilk medeniyetler anaerkildi e, ve bu heykelciklerde bunun göstergesi insanlar bu ana tanrıçaları tapıyordu diyordu ama ondan sonra ne hikmetse işte bunun tarıma geçişli açıklayanlar var Engels gibi. kimileri işte yasalarla hamura bir kodları vesaire gibi erkek egemen topluma geçildiğini söyleyenler var. Ama ne hikmetse o güzel ana tanrıça çağından aterkil bir e, yapıya girildi diye bir düşünce var. Şimdi bu hala tartışılıyor çünkü mesela bazı antropologlar ve arkeologlar da bu e, ana tanrıça heykelciklerinin illa da anaerkil bir topluma işaret ettiğini düşünmüyorlar. Yani çünkü kanıt yok. Yani sen etrafta Willendorf Venüsü gibi böyle geniş kalçalı, koca memeli kadın heykelcikleri ya da e, işte figürleri görünce ya da e, işte bizim Anadolu'daki kibeleleri, iştarları vesaire görünce illa da bunların böyle toplumda tapınıldığını ya da tapınılıyorsa bile anaerkil bir toplum yapısı olduğunu kanıtlamıyor diyenler de var. O yüzden aslında bugün söyleyeceklerim birazcık teori kıvamında kalıyor. Kesin olarak kanıtlayamıyoruz anaerkil toplum var mıydı yok muydu. Çünkü Amazonlar'a dair bile şöyle bir söylence var. Amazonlar biliyorsun çeşitli antik çağdaki yazarların referans verdiği güçlü, savaşçı, işte tekmemelerini kesip de ok atmak için erkekleri hadımlık olarak kullanan bir kadın topluluğu ve orada gerçekten de hani Herodot'tan tut farklı yazarlara kadar hep bir gönderme yapılmış. Ama gerçekten varlar mıydı? Yani bunlar böyle Kafkaslardan ya da e, işte Karadeniz bölgesindeki e, günümüzde mesela Amasya vesaire Hı -hı. gibi yerlerdeki güçlü kadınlar mıydı ya da Likya ve benzeri topluluklarda yani bizim Anadolu coğrafyasındaki Ege'deki Batı, güçlü, Batı Anadolu. Anadolu'daki güçlü kadınlar e, Amazonlar mıydı? Bunlar hep tartışılıyor. Hiçbirisinin kanıtı yok. Sadece ben yıllar önce Amazonlara dair bir araştırma yaparken Orta Asya'da bir yerde sayısı da çok az yani 20 değil mızraklı mızraklarıyla birlikte gömülmüş kadınlar bulunmuş. Ve arkeologlar acaba bunların Amazonlar hmm. mı olduğunu düşündüklerini, yazdıklarını hatırlıyorum. Yani sonuçta o mızraklar belli ki bunlar kadın savaşçı. Orta Asya'da bir yer. Orta Asya'da. Hmm. Tam hatırlamıyorum ama sonuç itibariyle hani hiçbir zaman Amazonlar yüzde yüz kanıtlanamaz. Ama Orta Asya'da birazcık daha kadının rolünün yüksek olduğunu biliyoruz zaten. Belli yerlerde yani mesela... Nomadikleştikçe toplum içeriğinde değil mi sanki? Evet evet. Yani zaten hem Başofen'in hem Engels'in şöyle bir teorisi var. Diyorlar ki, ki bunu pek çok antropolog da hem hemfikir sadece Gerda Lerner ve benzerleri bazı şeyleri sorguluyor günümüzde ama şöyle bir inanış var ya da teori var diyelim. Eskiden insanlar avcı toplayıcıyken birlikte her anlamda toplumdaki rolleri eş değerdi. Yani kadın daha üstün, üstün ya da erkek daha üstün değildi. Çünkü özellikle günümüzdeki avcı toplayıcı topluluklarına bakınca Girdle Learner bunu yapıyor. Diyorlar ki yani bir kere erkeklerle birlikte avlanıyor bu kadınlar. Yani gidip de sadece oturup meyve, sebze, tohum toplamıyor ya da sepet, ayakkabı yapmıyor. Gerçekten de toplumun aktif bir üyesi avlanmakta da vesaire ve bu avcı-toplayıcı yani çağdaş avcı-toplayıcı topluluklar ki az sayıda var dünyada. Değişik işte Afrika'nın belli kabileleri, Amazon'da bazı şeyler, Asya'da bazı küçük topluluklar var. Görüyoruz ki neredeyse o yüzde %60 iş gücünü kadınlar teşkil ediyor. Bir de avcı-toplayıcı diyoruz ama bu ilk insanlar, avcı-toplayıcılar 7-24 avlanmıyorlar. Çok Genellikle az bir avcı var değil mi? Içinde? Yani ayda bir avlanıyorlar, avlandıkları kadar o yetiyor. Genellikle hakikaten kadının o toplaması, yapması, o toplumdaki rolü çok önemli. Dolayısıyla teori şu, dönecek olursak Başofen'e ve Engel'se. avcı toplayıcıyken iken insanlar, kadın güçlüydü. Kadının toplumda yeri vardı. Çünkü o kabilenin ya da o topluluğun hayatta kalması için kadının iş gücü elzemdi. Dolayısıyla yani bir de şöyle bir faktör var, önemli bir faktör. Kadının yaşamı devam ettiren doğurgan bir varlık olduğu için ve erkeğin rolü olmadığını düşünüyorlardı erkek sonuçta kimisi hani bunun o kanama dönemi bittiğinde şey oluyor ya çocuk oluyor ya kandan doğduğuna falan inananlar bile vardı. Erkeğin sperminin rolünü bilinmediği hmm. zamanlarda hmm. kadın ana tanrıça gibi düşünsene yani doğuruyor. Dolayısıyla hem doğurganlığıyla hem de toplumdaki e, emeğiyle, üretkenliğiyle. üretkenliğiyle önemli bir rolde. Dolayısıyla varsa bu dönemde e, Anaerkil toplumlar var diyorlardı. Ama tüm bu işte çalışanlar feminizm tarihine, kadın tarihine çalışanlar da şunu söylüyor. Tam anlamıyla bir matriarki ya da bir kadın egemen bir topluluk hiçbir zaman olmadı. Çünkü kadınların güçlü olduğu, eşit olduğu toplumlarda Egele davranıyorlar, yani eşitlikçi eşit davranıyorlar. Çıkıp da, aa biz üretiyoruz, biz çocuk yapıyoruz, sizi harcayacağız, sizi toplumdan atacağız değil, tam tersine eşit davrandıkları için zaten onlara bir kadın egemen toplum diyemeyiz diyen e, sosyologlar da var. Dolayısıyla e, bunların hepsi tartışılır konular. E, sonuçta tarım toplumundan tarım toplumuna geçtikleri anda bu güçlerini kaybetti diyor. Bu işte başefen ve Engels gibi yazarlar 19. yüzyılda. Niye? Çünkü o ana kadar birlikte avlanıyorlar, birlikte yaşıyorlar, birlikte çadırsa çadır ya da işte barınmaysa barınma. Her şey birlikte yapılıyor ve eşitler. Ondan sonra birdenbire Urfa'nın açıklarında işte Göbekli Tepe yaklaşık 50 kilometre Karahan Tepe'nin oralarda arpa ile birlikte tarım toplumuna geçildiği anda denilen o ki yine belki de hani patriarkinin gelişi Anadolu topraklarına denk geliyor. Tarımla birlikte kadın toprak gibi yani ana tanrıçalar vardır ya toprak ana Gea falan gibi bir meta haline dönüşüyor. Evde kalacak, çocuk yapacak, çocuk bakacak. Kadın eve hapsedildiği zaman zaten yasalar da devreye giriyor. O yasalarda ne? işte Hamurabi yasası gibi. Ondan sonra işte Draco yasası gibi. Değişik işte hem Ege'nin öteki tarafında hem Mezopotamya'da ve Anadolu'da. Her ne kadar etrafta çok fazla ana tanrıça figürüyle karşılaşsak da yasal olarak kadınlar ne hukuki anlamda mal mülk sahibi olabiliyorlar. Babadan eşe geçirilen ve başlık parasıyla satılan bir nevi bir figüre evriliyorlar. Ve ne eğitim alma hakları var ne de miras hakları var bu tür ilk yasalara bakınca genellikle bunları görüyoruz. O yüzden de ister istemez tarım toplumundan sonra kadının adının olmadığı ve kadının gücünün silindiğini düşünüyor bu teorisyenler ve hı hı. bu yazarlar. Tabii tartışmaya açık mantıklı geliyor ama buna karşı çıkan da pek çok tabii ki özellikle 68 kuşağından sonra yazan kadın yazarlar ki çok iyi kitaplar var bu konuda. Bunların çoğu Başafen'in ve Engels'in biraz geri kaldığı bu ana tanrıça ve matriyarki düşüncesinin çok romantik olduğu, hiçbir zaman tam olarak bunun olmadığı ve kanıtlamadığında, kanıtlanamadığında söylüyorlar. Söylerler. Tanrıçaları birazcık özetlemek ister misin? Hani daha az çok metodolojik olarak tartışmayı şey yapıyoruz şu anda. Kafamızı daha anlıyoruz ama bir tanrıça figürlerimiz de var bizim. Bunlar genelde benzeşiyor mu? Nasıl karakteristiklere sahipler? Bir Zeus gibi bir tanrıça var mı mesela? Höt diyen, şey yapan. Var, var. Çok güçlü tanrıçalar hmm. var. Genellikle ben biliyorsunuz aylardır mitoloji dersi veriyorum ya. Hı hı. Mitoloji derslerimi böyle haram selamlık gibi bazen yapıyorum. Çünkü bazı toplumlarda, mesela Hint mitolojisinde ana tanrıçalara baktığımızda çok güçlüler ama e, aynı işte Avesta'da gördüğümüz ya da Zerdüşlük'te gördüğümüz bu hani iyi ve kötünün beraber barındığı pek hmm. çok ana tanrıça var. Yani bir taraftan Ana tanrıça doğurgan hayatı getiriyor, hayatın akışını sağlıyor, ee, işte güneşin kimisi doğmasını ya da ayın çıkmasını sağlıyor önemli figürler. Ama bir taraftan da depremlerin, pandemilerin, türlü e, bet vakaların olaylarında müsebbip olan can alanda tanrıçalar Ama var. Ama o şeyleri birazcık e, bilinçli bir şekilde mi yapıyorlar? Hani cezalandırmak için gibi... Şöyle doğanın bir uzantısı olarak e, görüldüğü için doğa bir taraftan çok doğurgan ve verici. İşte bize meyvemizi veriyor, bize e, hayatı getiriyor, bize e, yeşillik ve su getiriyor. Ama bir taraftan seli de getiriyor, depremi de getiriyor. Dolayısıyla doğa ne kadar vahşiyse ve güvenilmezse ve ne kadar e, aslında kontrolsüzse bu ana tanrıçalar da öyle. Genellikle ilk ana tanrıçaların zaten birazcık hani doğayla ve toprakla ilişkilendirildiğini görüyoruz. O yüzden de böyle bir hani hem verici hem alıcı, hem hayat veren hem hayat sonlandıran tanrıçaları görüyoruz. Ve özellikle bu coğrafyada yani belki de ilk medeniyetler Mezopotamya'dan çıktığı için bu coğrafyada çok güçlü kadın figürleri var hı hı. ve mesela ben yıllar önce daha önce anlattım mı bunu size bilmiyorum ama Selanik'te iki tane arkeologla konuşurken kadın arkeolog kıskandıklarını söylemişlerdi çünkü senin bahsettiğin Zeus ve şürekası, yani hı hı. Yunan Alıcı antik Yunan'daki ütücü. Tecavüzcü hatta bile. <laughs> yani eee Panteon'da gerçekten erkek egemen bir durum söz konusu. Evet. E, ama bizim Anadolu'da öyle değil. Çünkü Anadolu'muzda özellikle işte ilk başta söylediğim İnana ve Iştar gibi tanrıçalar arkasından gelen e, işte Kibele, e, Artemis gibi tanrıçalarla veya yani hem doğurgan hem e, doğayla ilişkili hem toprak ana figürleri karşımıza çıkıyor. Bu da ister istemez hani acaba bu topraklarda bir anerkil durum mu söz konusuydu? Kadınlar daha mı güçlüydü diye düşünceler karşımıza çıkıyor. Biraz tersinden Yunanların daha sonraki Batılıların o oryantalist okumadaki kadınlar şey bunlar da doğulular da birazcık Yumuşak mı, kadınsı mı demelerini de buraya mı bağlayabiliriz sence? Bence şöyle kadın özellikle e, atarkil Batı toplumlarında yani sana listeden okuyabilirim yazdığım not defterlerimde e, Ariston'un e, ve ondan sonra gelen ve ondan etkilenen Saint Augustine falan gibi insanların kadına dair düşünceleri e, eksik erkek işte kontr, duygularını kontrol edemeyen o yüzden de dizginlenmesi gereken kadın düşünemeyen üretemeyen yani gerçekten pejoratif ve negatif ne varsa kadınları yüklenmiş İlk ilk çağlardaki filozoflar tarafından o filozoflar da hani birden bire gökten zembille inmiyor toplumun düşünce yapısını yazanlar. Üzerinden. O yüzden de hani bana göre bu doğunun e, tembel e, ve işte daha efemine vesaire olma düşüncesi çok eski çağlara gidiyor. Herodot barbar deyince barbarı kötülemiyor. Barbar bar, bar diye konuşuyorlar ya güya ama onların böyle e, kendilerinden farklı olduğunu, altını çizmesi önemli. Farklı olan zaten her zaman bir ötekileştirilir. Kadın da belki de tarihteki ilk ötekidir ve en önemli ötekidir. Çünkü özellikle dediğim gibi bu Anakara Yunanistan'da ve daha sonralarında onun üzerine bina edilen Avrupa medeniyetinde kadın zaten Hristiyanlıkla birlikte şeytanla işbirliği yapan, işte o süpürgeye binen cadı figürü vardır. Gayet fallik bir figür. Erkeğe ihtiyacı olmayan, yani şeytanla birlikte oluyor. Şeytan varken adamın neye ihtiyacı olsun diye bakılan ve hakikaten bütün kötülüklerin, bütün işte baştan çıkartan Havva'dan başlayarak ve Lilith'ten başlayarak toplumdaki bütün şeytani şeylerin ona yüklendiğini görüyoruz ama şimdi Hristiyanlığa atlarsak bu öncesindeki ana tanrıçaları unutmuş oluruz. O yüzden, o yüzden istersen bir genel evet. toplayayım ana tanrıçaları. Hı hı. Ya şimdi mesela tarihteki ilk Ana tanrıça figürlerinden bir tanesi bu bu günümüzde Avusturya'da bulunan Vilendorf'lu Venus figürü. Hı hı hı. Merak edenler arkadaşlar Görselle bakabilirler vardı. görsel görselleri de verirsek gerçekten de o stereotipik hepimizin bildiği geniş kalçalı işte doğurgan Doğru. bir kadın figürü ve tarihi de işte milattan önce 28 bin ila 25 bin arasına gidiyor yani bu ilk tabii Venüs ismini sonradan... çıkartıldığı zaman 19. yüzyılda... koyulmuş yani çünkü... kadın figürü görünce direkt Batılılar... Venus... ismini yapıştırmışlar. Kim bilir nasıl bir ana tanrıçaydı bu ama... ya sonuç itibariyle... büyük bir ihtimalle bu Willendorflu Venüs bir... toprak tanrıçasıydı. Çünkü... belki mitolojileri uzun zamandır araştıran ve okuyan bir insanım. Genellikle pek çok toplumda ki Jung bu konuda benzer şeyleri söylüyor arka tiplerden hı hı, bahsederken hı. belli atıflar daha feminen, belli atıflar daha maskülen. Yani Zeus bir şimşek tanrısı ve aslında gökyüzü tanrısı. Ondan önce gelen pek çok tanrı da hep gökyüzüyle ilişkili. Ama belki de kadın doğurgan olduğu için hani nasıl toprak ana ağaç çıkartıyor, meyve çıkartıyor ya da bitki oradan çıkıyorsa toprak ana da böyle hani tohum ekilen ve o tohumu meyve veren bir figür olarak görüldüğü için genellikle Toprakla ilgili bütün tanrıçalar, Gea bunlardan en önemli, benim aklıma gelen ilk tanrıçalardan bir tanesi. Yunan Panteonu'ndaki ana tanrıça. Hep ilk başta toprak kadınla ilgili oluyor. Ama mesela Mısırlar'da biraz farklı. Mısırlar'da diyelim gökyüzü tanrıçası böyle tabutların üstüne çiziliyor zaten. Üstünde yıldızlar olan bir tanrıça. Dolayısıyla her toplum için bu geçerli hı hı. değil hatta Milky Way galaksi kelimesi o dökülen sütten geliyor. Yani dolayısıyla gökyüzünün de ana tanrıçalarla ilişkili olduğu bir şeyler var. Ama özellikle bu prehistoriye gittiğimizde yani neolitik dönemlere gittiğimizde sanki bu doğurgan kadını toprakla ilişkili daha çok görüyoruz. Bugün mesela Göbekli Tepe ve Karahan Tepe falan gibi yerlere gittiğimizde çok fallik erkek egemen olduğunu düşündüğümüz bir patriarki büyük bir ihtimali var. Mesela ben bugün özellikle tilki giydim. Çocukları da var benim güzel tilkimin. Tilki benim dünyadaki en sevdiğim hayvanlardan birisi olduğu için değil ama... Göbekli Tepe'de en fazla rastlanan hayvan hangisi? Tilki mi? Tilki. Ha. O sütunların üzerine kazınmış. Ama hepsi erkek tilki. <laughs> Dolayısıyla oradaki onlarca hayvan var. Akbabadan, tut işte yılana pek çok değişik hayvan resmedilmiş. Büyük bir ihtimalle orası bir tapınma merkezi. Her ne kadar yeni kazılarda orada bir oturma yani bir yerleşke de olduğu ortaya çıksa da sonuç itibariyle o sütunlar büyük bir büyük ihtimalle bir bir nevi tapınak olduğu için eril hayvanların erkek hayvanların oraya çiziliyor olması da eminim bir anlamı vardır. ama Tanrıçalara dönecek olursak, Anadolu'da çıkan pek çok ana tanrıça genellikle hep benzer rollere sahip, yani çocuktan ve çocuğun beslenmesinden onun ona hayat ver vermekten sorumlu, ev ve evin işte sıcaklığını sağlayan Hestia gibi evin ateşini sembolize eden bütün ev çünkü o fırının ve o ocağın etrafında birleşiyor ve toplanıyor. İnsanlar da zaten eskiden hepsi aynı alanda. Çatalhöyük falan bakacak olursan, hani yukarıdan giriliyor ya onların evlerine. Hı hı. Hepsi de bir böyle bir nevi arı kovanı gibi o evlerde ya, yaşıyorlar. pardon. dikkat şey yapacağım da. Neden yukarıya koyuyorlardı girişlere? Hayvan girmesin diye, evet, değil mi? Evet, yani şeylerden, vahşi hayvanlardan korunmak için, da. onların tırmanma, tırmanaması için. O yüzden işte merdivenle çıkıyorlar. Ama aynı zamanda hani ölülerini de aynı yere gömüyorlar. Yani yatakların ya da bir şeyin o barındıkları kulübelerin diyeyim artık evlerin altında. Sonuçta. Çatalhöyük'teki o ana tanrıça olsun, Willendorf Venüs olsun, daha sonra karşımıza çıkan Inana ve İştar olsun, hepsinin ortak noktası hem doğum, hem de aşk, hem aile, hem de evle ilgili tanrıçalar oluyorlar. Ve bunun zaten pek çok toplumda da, pek çok mitolojide de kadınlara biçilen rolün bir süre sonra hep aynı olduğunu görüyoruz. Sadece bakış farkı şu. Bazı tanrıçalar gerçekten de böyle hani bakire tanrıçalar yani doğurganlıkla değil tam tersine böyle bakire kalarak Athena hı hı. öyle, Artemis öyle avlanarak ya da savaşla ilişkili Onlar olarak. Onlar ne yapıyor öyle? Yani Onlar geziyorlar genelde <laughs> sanki. Athena. Onlar erkek egemen topluluklardaki. değil mi o şeyin böyle, Hera? Gerçi Hera büyük olayların içinde Hera sürekli ama sürekli Zeytin... kıskanç kadın rolünü vermişler evet. ona. Yani onun yaptığı türlü münasebetsizlikleri peşinden koşup onu cezalandıran ya da daha doğrusu kadınları cezalandıran bir e, figür olarak karşımıza çıkıyor da. Ya unutmayalım ki mesela Artemis... E, Efes'e hiç gittin mi? Yok ya çok üzülüyorum o konuda. Bak, çocukken git, çocukken komple bütün her şeyi görmüşüm de. Hatırlamıyorsun. Yani ya. aklı başında değildim yani. Şimdi bak mesela e, Efes'e gidersen orada bir Artemis duruyor. Müthiş bir Aha. heykel. Herkes böyle aa ne güzel bunlar incir mi bilmem ne falan diyor Artemis'in üzerine asılı. Onlar yumurtalık. Hmm. Yani niye yumurtalık? E çünkü o e, erkek belki de egemenliğine kastre eden bir figür. E, ve Artemis'in de e, 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 burada mesela... E, Kadım eden demekti değil mi evet, Kastri? Evet, hadım ha, eden. Şey yani sonuç itibariyle Artemis'in pek çok mitinde erkekleri cezalandırdığını, işte o ve nedimelerin bir gölde yıkanırken çıplak görmesiyle birlikte avcıları parçalattığını falan biliyoruz. Dolayısıyla birazcık böyle daha militarist avcı bir figür. Artemis. Tabii farklı ıı, coğrafyalarda far farklı Artemisler <laughs> var. Çünkü <laughs> Artemis'e bakınca, mesela Likya medeniyetinde ıı, ki Letun en böyle başkentleri Likyalıların benim en sevdiğim medeniyetlerden bir tanesi. Hep söylüyorum. Let Leto diye bir ana tanrıça var. Leton'un da iki tane çocuğu var. Apollo ve Artemis. Şimdi Artemis'te o demin bahsettiğim avcı Artemis var. Ee, burada da sonuçta aynı Artemis. Ama burada bir, bir nevi trinity gibi, üçlü gibi. anne ve iki çocuğu karşımıza çıkıyor. Bunlar ikiz kardeşler. Apollo bilindi. Bir kız, bir oğlan. Apollo bilindiği üzere güneşin, müziğin, işte kültürün, sağlığın vesaire. Yani Nietzsche çok sevdiğim o Birth of Tragedy tragedyanın doğumu doğuşu mı? kitabında her şeyi böyle bir hani Apollo ve Dionysos'a ayırır ya Hı -hı. yani Hı -hı. buradaki Apollo Nietzsche'nin de söylediği gibi birazcık batının bu bilimle içli dışlı olan ve her şeyin böyle hesaplı, kitaplı, mükemmel böyle Form'da olan ve order yani düzenin olduğu bir tanrı. Öbür tarafta Dionysos bu, var ki kontrolsüz. Öyle. Oo, sürekli o, parti. Yani sürekli parti olmasa bile doğayla ilgili o. Yani o demin bahsettiğim ana tanrıçaların korkutucu yüzü gibi Dionysos. Hmm. İç güdelerimizin, bastırdıklarımızın, kontrol edemediklerimizin tanrısı. Ve bu tanrıçalarda aslında Artemis'in de öyle bir yüzü var Hekate'nin de öyle bir yüzü var. Şimdi Hekate İstanbul'un tanrıçasıdır, ana tanrıçalarından Aa. bir tanesi. Evet, genellikle crossroadsların tanrıçasıdır. Yani yolların kesiştiği yerde bir şey ona bir armağan sunulurmuş antik çağlarda. Hmm. Katoliklerin de Meryem ana şey bırakma huyu var, değil mi? Tam yol dönümlerinde. Onlar genellikle şey kaza falan olunca kaza ölen, ölenlere ha, tamam. bırakılıyor. Hekate neden İstanbul'un tanrıçası? Çünkü İstanbul çeşitli zamanlarda yüzlerce defa fethedilmek istenmiş ya, bir sefer gece fethetmek istenirken bizim güzel sokak köpeklerimiz yani antikşahdan bu yana belli ki bu şehir köpekler kenti olarak biliniyor. Hepsi birdenbire auu diye uluyup da istilacıları işaret edince şehri koruma altına alıp kurtarıyorlar. Dolayısıyla Hekate'ye tapınaklarda böyle armağanlar sunuyor. Çünkü köpekler Hekate'nin hmm. canlıları. O zaman Hekate kurtardı. Hekate kurtardı oluyor. O zaman A Leto var. Şimdi bu ben şey soracaktım. Leto derken Leto mesela Apollon'un annesi. Annesi ama Yunanlar için de mi öyle yoksa evet. Likyalılar için mi öyle sadece? Yunanlar için de öyle. Yunanlar doğurma bir evet. şey olarak kabul ediyor Evet sadece. Anladım. Hani şimdi bak yani birisi bunun şeyini sicilini tutuyor değil mi? Yani mesela şimdi bir Yunan mitolojisi diye bir şey var. Ee, Likya'da da Yunan mitolojisinden bahsediliyor. Yunanistan'da da, Girit'te de vesaire. Doğu, Güney Anadolu'da da. Mesela Güney Anadolu'dakiler diyor ki bir şey değiştiriyor kafasında birazcık. Daha farklı yorumlamaya başlıyor. Da daha fazla önem atfediyor. Daha fazla. Yani şimdi he. mesela... Mitoloji nedir? Mitoloji yazılı topluma geçmeden önce kulaktan kulağa inanılan belli esatirler belli dinler diyelim e, ve dünyanın nasıl var olduğunu ve bizlerin neden burada olduğunu açıklamaya çalışan metinler. Dolayısıyla mesela Leto çocuklarıyla birlikte gölün kenarında e, yıkanırken e, bir grup ihtiyar bunlara ayı gibi bakınca onları kurbağa çeviriyorlar ve kurbağaların nasıl oluştuğunu böyle açıklıyorlar. Ya da bir arsız bir kralın e, hainlik yaptığını görünce onu kurta çeviriyorlar ve e, Likos hikayesinden Likantropi ya da işte Kurt Adam efsanesi çıkıyor ya da kurtların nasıl var olduğu çıkıyor uzun sözün kısası mitoloji denilen şey yazılı topluma geçene kadar kulaktan kulağa aktarılan daha sonra yazılı topluma geçildiğinde Homeros ki bir kişi mi pek çok kişinin e, efsanesinin bir araya getirilmesi mi onları bir araya getiren adam mı sonraki zamanlarda işte Ovidius gibi Roma dönemindeki yazarların bu hikayeleri toplayıp bize işte Hekatemi, mi, Leto mu, mi, mu, bunların aslında nasıl doğduğunu, nasıl bir aile yapısına sahip olduğunu, aile ağacını vesaire yaratmış oluyorlar. Ama senin de söylediğin gibi belli yerlerde mesela Anadolu'da Ana tanrıçalar daha ön plana çıkıyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Tapınaklarından. Mesela bu Letun denilen günümüzde Fethiye'nin olduğu yerde ya yani müthiş bir tapınaklar serisi varmış. Yani Leto anneleri yan tapınaklarda iki çocuk. Şimdi Yunanistan'da Apollo tabii ki var. Yani mesela onun şifa merkezleri var çünkü hani doktorların da babası olarak düşünüyor ya Askelpius kültünün tanrısı. E, tabii ki Yunanistan'da da var ama Anadolu'da mesela farklı bir önem atfediliyor ona ve her yerde de farklı daha mesela bir yerde e, diyelim Apollo e, İsa'nın belki öncüsü olarak düşünülen... ya yani mesela işte çoban olarak resmedilen İsa'nın aslında antik e, ikonografiden hı hı. geldiği çünkü hani çoban aslında e, hani ...o küçük kuzucukların ya da koyunların başında duran onları idare eden, sembolik olarak halka idare eden... ...dolayısıyla halkın çobanlığını yapan bir şeye evrilmiştir. Ya. Dolayısıyla bütün bu heykellerden ya da e, mozaiklerden, freskolardan... ...yani antik çağdan e, tek tanrılı dinlere geçince bu imgeler de metamorfoza uğramış, şekil değiştirmiş... ...ve e, ister istemez belli yazarlarında acaba... İşte mesela Trinity denilen o üçlü Üçleme. e, üçlemenin e, Isis, Osiris, e, Horus anne baba çocuktan mı geldiği? Horus'a ben, çok benzetenler vardı. Horus'a şey çok benzetenler var. Ya da işte e, dediğim gibi e, pagan tanrılarına da benzetenler var. Hermes, Tristi Trist Magistus muydu neydi? Her, Hermes'le de birleştiren bazı şeyler var. Sonuçta hani yazarsın pek çok ortak nokta bulursun kanıtlayabilir misin? Hayır, yüzyıllardır deniyorlar. Yani İsa'nın bile hani var olup olmadığını tartışanlar var. Ama hani oraya gir girmeyelim. Evet. Ana tanrıçalara geri dönecek olursak, burada özellikle Anadolu'da çok ciddi güce sahip tapınaklarıyla heykelleriyle ve heykelcikleriyle büyük bir ana tanrıça kült merkezi olduğunu görüyoruz. Belli yerlerde mesela Mira'da bunu görüyoruz. Ege boyunca pek çok o Helenistik çağdan önceki medeniyetlerde görüyoruz. Ve Anadolu'nun merkezinde ister istemez mesela Hititlere bakınca ve Hurilere bakınca önemli kadın tanrıçalar görüyoruz. Dolayısıyla Anadolu'nun ciddi bir güçlü kadın e, tanrıçalar memleketi olduğunu söylesek haksızlık etmiş olmayız. Seni birazcık belki mitolojilerden uzaklaştırıyor olacağım. Okey misin? Devam etmek okay. istiyor musun? Kibele'den yeah. falan da bahsetmek ister misin? Yani bir tek sorayım. tek bunları söyleyeyim. bir de Kibele istersen evet, bir... Evet de bayağı önemli bir şey figür. Yapalım, evet. Kibele benim çok sevdiğim bir ana tanrıça ana tanrıçalardan bahsedince Kibele'den bahsetmemek olmaz. Tiyatro oyununda oynamıştık. Ha, Yıldız Kenter. Yıldız Kenter'in galiba yazdığı Ben Anadolu diye. Ee, Kibele'den başlayarak böyle... O yazmamıştı e, da onun oynadı oynadığı... Ben, ha hmm. okey pardon. Ee, orada anlatıcı rolünde tek erkek bendim şeydi zaten. Bütün herkes kadın böyle. Orada vardı Kibele. Orada karşılaşmıştım hayatımda ilk defa. Ya Kibele belki de Anadolu'nun ana tanrıçası, yani bir tane seçecek olsam herhalde Kibele'yi seçerdim. Çünkü her ne kadar... E, bu bahsettiğimiz... E, Leto'lar, Artemis'ler vesaire çok... hem estetik anlamda hem de hikaye anlamında çok hoşuma gitse de... E, Kibele belki... en eskilerinden bir tanesi. Çünkü... E, kimi teorilere göre M.Ö. 6. yüzyıla kadar dayanıyor ve luvilerin Luwiler'in aslında kibeleyi yarattığı ya da kibeleye tapındığı düşünülüyor. Yani kibele aslında en başta söylediğim gibi Gea'ya ya da Rea diye bir tanrıça var daha Minos'ta. Toprak tanrıçası büyük bir ihtimalle. Yani topra toprağın o verimliliğini sembolize eden, hayat getiren hem veren hem de yutan bir, bir tanrıça. Dolayısıyla bir taraftan ona çok hürmet ediliyor, ondan korkuluyor, ama bir taraftan da o böyle her şeyi himayesine alıp da kucaklayan da bir tanrıça. Ve Anadolu'da pek çok bölgesinde onun heykeliciliğiyle karşı karşıya geliyoruz. O yüzden de bu mesela 19. yüzyılda arkeologlar Anadolu topraklarını kazmaya başlayınca pek çok kibeleyle karşı karşıya gelince, aa burası anaerkil bir toplum diye hemen e, mimlemişler, iyi bir şekilde. Ama dediğim gibi bunlar çok fazla kanıtlanamıyor. Özellikle mesela belli e, yazılarda, şairlerde e, ya da oratörlerde kibeleye de referans var. Mesela burada hoşuma gidiyor, Katulus'un bir şiirinde diyor ki birlikte gelin ve Frigler'in kibele yurduna zillerin şakırtıldığın çılladığı, teflerin yankılandığı, Frig Frigyalı fütçünün kıvrak kamışıyla derinden üflediği, sarmaşık taçlı bakirelerin kafalarını çılgınca savurduğu tanrıçanın Frigya ormanlarına gidin. Çünkü bir inanışa göre Kibel'e bir Frigya tanrıçası, yani dediğim gibi Lüviler Frigler'den daha önce ama Frigya zamanına medeniyete geldiğimizde de onların ana tanrıçasının Kibel olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve büyük bir ihtimalle Frig dilinde dağ ana ismine geliyor. Ve dağlar da olimposlar kutsal dağlar zaten pek çok kültürde her zaman tanrıların oturduğu ya da tanrıların bir fiil kendisi olduğunu inanılıyor. Ulvi ulu yerler olduğuna olduğu düşünülüyor. O yüzden de Kibel'e büyük bir ihtimalle böyle yüksek dağların ve kalelerin ve vahşi doğanın tanrıçası olarak Anadolu'da binlerce yıl boyunca hegemonya ısının başında, Pantheon'un başında yer almış bir ana tanrıça. Hı hı. O zaman az önce söylemek istediğim o sene yavaştan ee, farklı bir yere farklı bir yere çekmek. Eee... Ha, bu, bu bölümü bitirmeden önce sadece şu e, pagan çağdan Yunan şey pardon Hristiyanlığa geçmeye dair bir parantez açayım. Çünkü bu şeylerde hepsinde aslında ana tanrıça yazdığımız, araştırdığımız metinlerinde şeyler var çok. E, kilise gelince yıktı etti bilmem ne falan filan diye. Son bir hani oradan oraya geçişe anlatayım ondan sonra Lütfen. da. Okay. ya yani Şimdi ben tarihin yani birisi geldi ondan sonra onları diğeri alt etti ya da yok etti ve birdenbire çok yeni mümkün sistem. Değil böyle bir şey. Öyle bir şey mümkün değil. Tabii ki çok kolay olurdu tarihi böyle okumak. Aa işte önce paganlar vardı. Onlar e, üzümleriyle birlikte dans edip böyle tanrılarına hürmet ediyorlardı. Tapınaklarında e, banyolar yapıp e, işte e, hayvanların yumurtalıklarını kesip asıyorlardı vesaire deyip aa Ertesi gün Hristiyanlık geldi ve her şey bitti. Öyle olmuyor tabii ki. Ama e, tapınakların yavaş yavaş kiliseye evrilmesinden, dönüştürülmesinden şunu anlıyoruz. İster istemez kilise çok radikal bir şekilde e, paganizmle bağını kesmek için e, sadece Hristiyanları öldürmemiş e, ya da onları idam etmemiş. Aynı zamanda ibadet yerlerini e, yıkıp, Onların taşlarından kendi kiliselerini inşa etmişler ve işin ilginci genellikle aynı yerleri yapmışlar. O hı hı. yüzden kimin böyle ezoterik Hani enerjiyle ilgilenen kimileri diyor ki mesela ben Efes'e gidince çok acayip oluyorum ki bu arada ben de Efes'e gidince çok acayip hissediyorum. Ya, bütün kent ayakta duruyor zaten değil mi? Yani Kentler ayakta etkileyici. duruyor ama sonuçta hani bak düşün tesadüf olmasa gerek. Efes özellikle o bölge ana tanrıçaların önemli olduğu bir bölge. Sonuçta Ana tanrıçalar gidiyor. Yani pagan ana tanrıçalar gidiyor. Yerine Meryem Ana geliyor. Hı hı. Yani bu bana çok ilginç geliyor. Yani sonuçta Meryem Ana figürü demin de dediğimiz Tam az önce gibi söylemek istediğim şeye geliyorsun. Kıbrıs'ta mesela e, bir heykel görmüştüm. Ya yani Hristiyanlıktan kaç yüz yıl önce aynı ya baktım. Tarihini Meryem. okumasam e, Meryem Ana ve İsa figürü aynı böyle kucağında minik bir çocuğu tutan böyle sevecen anne e, figürü. Keza işte yine milattan önce kaç bininci yılda yılda Isis ve Horus figürü var. O da aynı şekilde kucağında o e, Frigid e, anne kas, kasık böyle bir e, sert e, e, Mısır e, sanatı e, şekli e, Mısır sanatının tasviriyle kucağında çocuk tutan anne görüyoruz. Hathor'da da keza bunu görüyoruz. Yani inek tanrıçaları var ya. Onların ana tanrıçalarından bir tanesi Mısırlıların. hani kafasında güneş olan. Hathor'un da mesela kucağında Horus'tan çocuğu gördüğümüz oluyor. Dolayısıyla bütün bu ana tanrıçalar ve oğul, anne oğul figürlerinin birdenbire ana tanrıçaların çok rağbet edildiği, sevildiği işte Artemis, Selçuk'taki Artemis figüründen de gördüğümüz gibi diyarında birdenbire Meryem Ana oraya gitmiş oluyor ve Meryem Ana da zaten hani o kutsal Tanrı'nın çocuğunu taşıyan Kutsal bakire, bir, bir, bir mucize hikayesi ve gelip de Selçuk da hayatını devam ettirmiş oluyor. Yani bu coğrafyaların tesadüfi olduğunu düşünmek istemiyorum. İster istemez tapınakları yıkabilirsiniz, heykelleri yıkabilirsiniz ki Aziz Nikolas Mira'daki o işte ana tanrıça... ...şeylerini, mabetlerini yıkmış. Pek çok Hristiyan, piskopos ee, geldiği yerde mesela atandığı yerde kendini, kendinden önceki pagan e, işte ibadet yerlerini yok etmiş. Ama yerine bu e, inanç sistemi empoze ediliyor. Ama o inanç sisteminde de ister istemez sen diyebilirsin. Bu işte e, Greco-Roman Pantheon'daki tanrıları yasaklıyoruz. Onlar artık yok. Onlara tapınanlar da ya öldürülecek ya e, tecrit edilecek. Tamam, yerine ne koyduk? İsa, kutsal ruh ve babası yani tanrı ya da annesi ve oğlu. Okey, harika. Ama insanlar hala gidip mesela çaput bağlıyorlar. Çok pagan bir gelenek. İnsanlar evet. hala gidip ağaca tapınıyorlar. İnsanlar hala gidip o ana tanrıçaların su ile ilişkili. Mesela pek çok ana tanrıça var Artemis gibi. işte o su yataklarına ya da göletlere ya da kuyulara Gidip dua ediyorlar, içine anahtar atıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani bu alışkanlıklar geçmiyor. Sadece Hristiyanlıkta değil, Müslümanlıkta da, da öyle. Yani hala çocuk yapamayan ya da evlenmek isteyen ya da sağlığa kavuşmak isteyen insanlar gidip daha sonraları işte dede olan, hoca olan vesaire Müslüman alimlerinin ya da işte tarikat liderlerinin merkezlerine gidip orada bir anahtar bırakıyorlar diyelim ya da bir işte çaput bağlıyorlar Hı -hı. değişmiyor değişemezdi çünkü insan kendinden büyük varlıkları tanrıyı gücü arkasında hissetmek istiyor çaresiz kalınca kendini o kadar küçük ve zavallı evet. hissediyor ki o yüzden kimisi Artemise dua etmiş kimisi Meryem anaya kimisi Allah'a, kimisi onun peygamberine ama bir şekilde o güç alma, yardım isteme temayülü her zaman var. E tabii Araplarda, Türklerde şu an gani gani pagan, putperest o çok şey tabiiyle putperest davranış biçimleri var yani. Hem şey imam bile şeyini ne derler ona? Masaya vuruyor mesela. Evet o da mesela çok büyük bir pagan şeyi. Şaman evet. geliyor. O zaman hep bu söylemek istediğim şeyi söylemek istiyorum artık. Şöyle bir şeymiş gibi geldi bana sen bu anlattıklarından sonra. Hani diyorsun ya Anadolu'da Mezopotamya'da daha çok görüyoruz kadın tanrıça figürünü hem de doğayla üretkenlikle içleşmiş içselleşmiş olan kadın tanrıça figürlerini, tanrıça figürlerini zaten kadın tanrıça demeye gerek yok. Bu birazcık da tarıma geçişin Anadolu'dan sonraki yerlerden önce olması ile alakalı olabilir mi? Ya Anlatabildim işte, mi? Bir daha evet, belki uğraşabilir şey miyim? Anladım. Ee, tarıma, tarıma burada geçtiğimiz için de ana tanrıçalar buradaydı, buradaydı ama... Buradaydı evet. Oralara oralara kalan ana tanrıçalar daha çok artık tarım toplumunu ayak uydurmaya üzere olan tanrıçalar mı acaba? Meryem Ana ile Müslümanlıktaki Fatma'yı da öyle sayabiliriz bence Hazreti Fatma ve Hazreti Ayşe. Onun Hazreti Fatma'nın daha çok umayla ilişkili olduğu da söyleyenler var. Hmm, yani mesela. o el figürünün. Ya gerçekten hiçbir birimiz tam olarak bir şey söyleyemeyiz. Tabii Ama, ben de çıkarım bu. E, pek çok e, özellikle antropolog ya da e, Darwin gibi bilim insanları ister istemez... toplumların e, daha anarkilden e, ataerkile yani matriyarkiden patriyarkiye geçişinin bu tarımla e, ilişkili olduğu ve çalışma ve iş gücüyle ilişkili olduğunu söylüyorlar. Bunları şimdi sorgulayan da tanrıçılar var. Mesela tanrıçalar dedim ya antropologlar benim için yeni tanrıçalar onlar. Güzel bir Freudian slipti. E, Alice Golden gibi mesela. Diyor ki e, Engels ve ondan önce başefen ve Darwin daha çok hani şöyle bir sisteme inanıyorlar. Önce işte o animist insan vardı. Bunlar böyle hani avcı toplayıcı gibi insanlardı ve orada yani erkek ya da kadın hegemonyası yoktu. Ondan sonra kadınlar da hani ana tanrıçalardan falan hareketle de güçlüydü. Ama ondan sonra tarım toplumuna geçince özellikle üretim erkeğe geçti. Hı -hı. Üretim erkeğe geçince de engel mesela bunu seviyor. Aslında ama tarım tarlalarında çalıştırmıyorlar mı kadınları yine? Bugün hala çalıştırıyorlar. Evet. Hatta yani çoğunlukla erkekler kahvehanede evet. oturuyor. çalışıyor top... falan. Evet. Ben Yani tarıma geçmenin neden kadını şey yaptığı konusunda... Çünkü hem... yasal ama... olarak eve hapsedildiği için. Yani Hı -hı. belki de kağıt üzerinde hala kadın köle gibi tarlada çalışıyor. Ama önceden de çalışıyor. çocuğa bakıyordu. Ama yani önceden mesela... Miras diye bir şey yoktu. Önceden e, hiçbir şeye sahip olmama gibi bir şey daha yoktu. Daha genelden belki gelince şey olabilir. Hani Daha kabilenin şeklinin değişmesi. Daha kentleşmenin artması. Ha zaten bak mesela Engels şunu söylüyor. Diyor ki tam da o şey. E, iş gücünün division of labor denilen Aha. I, iş gücünün dağılımı. İş diyor ki mesela eskiden e, erkek daha çok işte avlanmayla daha aktif fiziksel işlerle ilgiliydi. kadında ister istemez hani... tohumları toplama, sepet örmek gibi daha pasif kalan işlerle... Bekleyin. iştigal ediliyordu. Ama şimdi mesela Engels'de de kabul etmeyenler var. Çünkü diyorlar ki, mesela bu Elise Golding gibi şeyler... bu... erkek egemen... mitinin... Ayakta tutmak için kullanılan bir şey. Çünkü sanki erkekler böyle daha fiziksel olarak güçlü oldukları için daha zor işleri yapıyorlardı. İster istemez o yüzden de hani doğal olarak erkek egemenliğine evrildi bu yasalar şimdi, yazılınca. Evet, Öküzce konuşacağım. Öyle değil mi ama şimdi Pelin? Yani fiziksel olarak tabii ki bir erkek diyelim ağacı kesmekte daha mahir olabilir. Çünkü yani kas gücü denilen arada bir, bir kas fark var. Bir daha farklı. Daha farklı. Bu net değil ama mi? Ama yani? işte yani dediğim... değişmiş mi mesela pardon? Değişmiş mi tarih içerisinde? Hayır ama yani bu bu insanlar diyorlar ki sana demin verdiğim örnek o yüzden verdim. Özellikle avcı toplayıcı günümüz topluluklarına bakınca kadınlar da bütün o fiziksel işleri yapıyor. Yani Hı -hı. kadınlar da gidip evet, hayvan çıkarmış. vuruyor. Kadınlar da gidip avlanıyor. E o zaman yani çok da fazla böyle bir ayrıma erkek daha güçlü o yüzden e, devletin başında ya da e, hukukun başında e, o olacak diye bir şey yok diyenler de var. Belki de doğurganlık başına bela oldu kadın. Ya Doğuruyor olmak. 9 ay zaten seni şeyden alıyor. İş Üretim gücünden, ilişkilerinden, iş gücünden alıyor. Onun bir de devamı var. Belki bu birazcık da etkili olmuş olabilir. Bence kesinlikle etkili oldu. Yani bugün bile mesela diyelim sen bir şirkette çalışıyorsan çocuğun olduğu anda maternity leave alıyorsun. Evet. Yani çocuk yaptığın için de ayrılmak zorunda kalıyorsun. Sen yoksun bir süre. Bir süre yoksun. Yani sonrasında yardımcın yoksa diyelim bir annen ya da bir dadın vesaire yine yoksun. Çocuğunu bırakamayacaksın. Yani şey bile olabilir yani psikolojikmen düşündüğünde bir kadının yerine koyduğunda kendini kocandan ricada bulunmak zorundasın falan. Ben diz ameliyat olmuştum. Alakası olacağından dolayı söylemiyorum. Sadece pratik birazcık benziyor diye kendimi çok kötü hissediyordum. Annemden ricada bulunmak, kardeşimden ricada bulunmak. kötü bir şey büyük ihtimalle. Aylarca bir adamın şeyine kalıyorsun insafına kalıyor gibi bir durumdasın. Ya düşünsene mesela benim dünyada en sevdiğim şairlerden bir tanesi Rilke'dir. Yani müthiş bir şair ama Rilke işte gidip Rodin'in yanında stajyerlik bir nevi sekreterlik yaparken Paris'i e, gayet güzel gezip tozarken karısı ki kendisi de çok iyi bir heykeltıraş bir kadın yani birisi şairse öbürü de heykeltıraş ama çocukları oluyor dağ köyünde çocuk bakıyor ve kariyeri orada bitiyor. Yani bugün ben dahi Rilke'nin karısının ismini Pat diye hatırlamıyorum. Çünkü sonuçta ha bu arada tabii ki sadece çocuk değil ama ister o ister is çok bence etkili senin de söylediğin gibi bir faktör. Hı hı. Ve bütün bunları yan yana koyduğumuzda e, patriyarki dediğimiz e, pader, peder vesaire toplumun e, akil erkekleri ya da yaşlı erkeklerinin e, hegemonyasında olan bir hükümet ve devlet şekli diyelim ya da varoluş şekli. Onun karşısında matriarki, mater ki Sanskrit'ten gelir ve anne kelimesi de orada işte anaerkil, ataerkil toplumların karşılaşmasından bahsediyoruz. Hangisi önceydi? Yumurta, tavuk muydu? Anaerkilden ataerkile mi geçildi? Yoksa anaerkil hiç gerçek anlamda yok muydu? Kimi antropologlar bunu söylüyor. Kimisi hiç gerçek anlamda yoktu diyor. Çocuk yap, yap, yap. Çocuk bak daha çok senin işte çalışacak iş gücün olsun. Ve yavaş yavaş da zaten her anlamda haklarından da feragat etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü ikinci role düşüyor. Mesela Engels de onu tekrarlıyor. Engels aynı Başafen'in, Başafen İsviçreli bir antropolog. Engels onu okuduktan sonra daha tabii ki, ile beraber üretim ve ekonomiden girdikleri için kadın ve erkeğin üretim gücündeki rolünü sorguladığı Aha. için Engels, Engels biraz bu, bu böyle daha bir parantez açmış kadın oluyor. Kadın hareketine saygılı birisi diye hatırlıyorum ben Marx'tansa. Bir de bir şey soracağım. Feodal neydi o? Kitabının ismi Engels'in o kitap mı acaba? Aile ve özel mülkiyetin kökeni. Engels mesela burada şey diyor. Özel mülkün tamamen kadının gücünü kaybetmesiyle ortaya çıktı. Çünkü kadın da hani hı hı. mülk gibi evet. o mülkün bir parçası. Sen özel mülk sahibi olmaya başlarsan yani tarım toplumuna geçtin, evini bir yere diktin ve artık orada yaşıyorsun. Dolayısıyla o da o kompleksin parçası oluyor. Evet, sol jargondaki 19. yüzyıldan kalan ama sol jargondaki diyeceğim. Birazcık böyle bir romantizm var tarım öncesi toplumlara dair. Bununla ilgili çok güzel bir yazı okumuştum bir ara. Project Syndicate'de galiba. Ee, o kadar da iyi bir şey olmayabilir yani. O avcı toplayıcı kabileler vesaire. Şimdi yine bir antropolog bu dönemki şeyden bakarak çıkarımda bulunuyor. Şiddet çok güçlü, yüksek. Ee, çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar yani. Ya Zaten hani herhalde yaş ortalaması 20'de falan 20 bitiyor, ondan sonra... pek çok mesela... kafa tasından, kadınların kafa taslarının... güçlü bir aletle kırıldığı ve dolayısıyla öldürüldüğünü görüyoruz. Yani çok vahşi toplumlar. Vahşi bir toplum. Dolayısıyla tabii ki romantize etmemek lazım. Ama ister istemez şöyle bir şey de var. Sonuçta birlikte çalışıyorlar. Zaten var olmak o kadar büyük bir savaş ki. Evet. O yüzden belki de böyle sen güçlüsün, ben güçlüyüm, ben karar veririm, sen karar veririm. O, o onları, onları düşünme lüksü bile yok. Maksat tamamen survival yani tarım toplumunda ama artık bunun kırılmaya başladığını görüyoruz anladığım kadarıyla. Ya tarım toplumunun değişmeye başladığını görüyoruz. Bir çok özür dilerim. Hani biraz uzun zamandır konuştuğumuz üzere tam olarak neden kaynaklandığını bilmemekle birlikte bunu gözlemleyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Ya şöyle ta tarım toplumuna geçildiğinde ister istemez yasalar devreye giriyor. Nasıl o gibi, evet, hani Remus Remulus örneğinde ya yani der ki e, arsa ya da arazi hukuku iki kardeşin bir araziyi paylaşması, şu benim, bu senin gibi bir şeyle başlar yani mitolojiye dayandırır. Gerçekten de hani Anadolu'ya da baktığımızda toprakların belli kesimler tarafından paylaşılması ve belli rollerin belli cinsiyetlere verilmesi ister istemez o toplumdaki insanların rolünü belirliyor. Hı hı. Dolayısıyla bir süre sonra mesela sadece erkekler belli işleri yapabiliyor, sadece kadınlar belli işleri yapabiliyor. Ee, ve kadınlar diyelim yapılan bir işte çok güçleniyorsa onlar da zaten bir süre sonra o güç ellerinden alınıyor. Mesela bu ebelik ve e, yani şifa dağıtan kadınlarda olduğu gibi. Ya yani çünkü sonuç itibariyle Foucault'un söylediği gibi Enstüler devreye girmeden hani devlet baba size sağlık getiriyor, devlet baba size aşk getiriyor, devlet baba ya da tapınaklar ya da ana işte yani tanrılar size şunu getiriyor: kral ve rahip, ruhban sınıfı ve hmm. aristokrati, aristokratik sınıf. Şimdi bunlar büyük bir güç tarafından hegemonyadaki elinde parayı tutan ve tanrıları arkasına alan güç tarafından dağıtılınca o ana tanrıçalar geri plana çekilmiş oluyor ister istemez. Çünkü birdenbire ne görüyoruz? İşte ruhban sınıfı zaten bütün verilen sadakaları ve kurbanları bilmem ne alıp kendi arasında dağıtan, dolayısıyla ekonomiyi elde eden, krallar keza işte vergilerle vesaire her şeyi elinde tutan, ...yarı tanrı, yarı kral ya da firavun her neyse. E Burada çok istisnai kadın figürler var ki... ...bu denklemi aşıp da bir mesela... Elizabeth'ler. Evet ya da işte Mısır'da ya da Çin'deki bazı münferit örnekler gibi... ...periyodik olarak böyle güçlü kadın figürler çıkıyor ama... ...onlar da genellikle oğulları çok küçük olduğu için ya da kocaları erken öldüğü için böyle bir gücü elde hı hı. ediyorlar, İyi kullanıyorlar. O zamanlarda genellikle hep böyle o spesifik toplumların Rönesansı yaşanıyor çünkü daha eşitlikçi oluyor, kadın bakanlar oluyor mesela Vuzatiyende ki bu kadar erkek egemen bir toplum dünyada zordur. Vuzatiyen yani her şey Hatırladım. Çin, Çin tek, hükümdar. tek kadın hükümdar. Keza işte Mısırda yani birkaç tane çok güçlü. Ama kim vardı? Hat, hat e, annesi miydi hatta? E, şey vardı. Nefertiti çok güçlü <laughs> Tutankamon'un. E, şey Hatshepsut denilen <laughs> çok önemli <laughs> evet, evet, bir ta, e, işte şey var. Tanrıça e, ve e, kraliçe. E, Firavunike diye bir kelime yok herhalde değil mi? Ben de az önce onu hükümdar için düşünüyordum. Hükümdarın hükümdar erkek için söylenen bir şey mi? Evet. Kadın için söylenen versiyonu var mı? Pek olmadığı için tarihte yok herhalde. Evet. Kraliçe var. Okey. Az çok var mı orada? Nedir mi o? Genellikle hükümdar erkek anlayışı var bence. Yani erkek çağrısı Biz var. öyle anladığımız için ve istatistik olarak evet. daha yoğun olduğu için belki de. <laughs> Az önce Çin konusu da aslında şey oldu. Bu mitolojik şeylerde Gördüğümüz o tanrıçalar özellikle tarım toplumu öncesinde. Aa balon gidiyor bir tane mavi arkandan. <laughs> çok pardon. <laughs> çok garip bir sahneydi. Görülmüş müdür yoksa Bilmiyorum çok patlıyordur ki, orada. Şey birazcık açılı bakıyor ya birazcık belki şeyde kalması gerekiyor olabilir. Çin, Hindistan buralarda buralarla ilgili bir şeyin var mı? Bilgin? Şöyle Çin gerçekten de belki de en böyle günümüzde de e, kadının her ne kadar Mao'nun devrimi falan bunu biraz değiştirmeye çalışsa da kadının hep böyle ikinci sınıf vatandaş olduğu bir e, imparatorluk. Hmm. Sadece bir kere bir imparatorluk oluyor ama o e, ardından yazılanlar onu böyle e, sekse doymayan, inanılmaz vahşi e, falan bir kadın olarak e, resmediyorlar ama yani Çin'in bazı bölgelerinde sonuçta çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Güçlü kadın figürleri ve daha böyle matriarkiye öykünebilecek ya da yani kadın egemen diyebileceğimiz şeyler var. Mesela ben de tam söyleyeyim şimdi burada not etmiştik. Mesela ben bir Financial Times'ın çok sevdiğim bir yazarı vardır. Ona sormuştum. Çünkü o dünyanın dört bir tarafında araştırmak, gazetecilik yapmış ve yaşamış. Sence kadınlar için yaşanması gere yani yaşanılacak en zor coğrafya neresi dedim. O da böyle Çin ve Hindistan arasında kaldı. Hangisi daha zor, daha kötü diye. Ya yani Hindistan da çok feci. Yani gang-bang'lerden falan belki duyuyoruz. Ama bir taraftan da orada çok güçlü kadın figürleri de çıkıyor ister istemez. Etki tepki meselesi Yani çok ciddi yazarlar çok ciddi düşünürler. İnanılmaz. Yani Hindistan bana göre çok zaten büyülü bir toplum. Ee, ama yani Çin'in mesela gerçekten bu anlamda zorlayıcı olduğunu söyledi. Ama bununla çelişen mesela Arjantinli bir yazar var, araştırmacı bir gazeteci. Ricardo Coles diye bir adam. Bu Coler. Ricardo Coler şey diyor. Çin'in güneyinde bir bölge var. Neydi o bölgenin ismi? Mosuo diye bir bölgeymiş bu güney, güney içinde. Ve bu bölgenin son anarkil toplum olarak okuyor. E, gitmiş orada araştırmalar yapmış, insanları gözlemlemiş vesaire. Orada diyor ki mesela e, zaten kitabının ismi de bu arada Kadın Krallığı Son anarkil Toplum. E, orada mesela e, mülkiyet meselesi ve iktira, iktidar ilişkisine bakıyor e, ve kadınların yani gerçekten de toplumda güçlü olduklarını gözlemliyor. Kadınların e, daha böyle eşitlikçi bir toplum yarattığı, karar mekanizmalarının başında yer aldığı, yani tam anlamıyla acaba matriarki var mıydı, yok muydu diyen antropologlara cevap gibi bakınız vardı. İşte günümüzde de böyle bir toplum var diyerekten aslında onları şey yapıyor. Matriarki yoktu diyenlere cevap yapıştırmış oluyor ve tabii ki var. Yani şöyle. En başta söylediğim gibi kadınların güçlü olduğu pek çok farklı topluluk var. Bunlar belki büyük resimde çok küçük kalıyorlar ve çok arka planda kalıyorlar. Ama dediğim gibi Vietnam çok eski matriarki <laughs> olarak bilinen <laughs> toplumlardan bir tanesi. Böyle Savaşçı kadın kahramanları var ve gerçek anlamda böyle özellikle solu benimsedikten sonra da onunla birleşip daha da böyle hani devrimci güçlü savaşçı kadınlar falan gibi görüyoruz. Ondan sonra işte Çin'in dediğim bir bölgesinde var. Papua Yeni Gini'de öyle bir topluluklar var. Hindistan'ın bir küçük bölgesinde var. Yani bunlar böyle ama hakikaten mesela bütünün içinde bakınca o okyanusta kayboluyor, kayboluyor gibi bir durum. Ama hepsinin ortak noktası ne biliyor musun? Hepsinde gerçekten çok daha eşitlikçi hı hı. ve insanların çok daha refah içinde yaşadığı ve daha barışçıl toplumları olduğunu görüyoruz. Ya yani kadınlar iktidarı ele geçirince gerçek anlamda böyle mütecaviz, komşularımızı istila edelim, yani o resmedilen savaş Amazonların aksine tam tersine barış içinde yaşayalım, toplumumuza refahı yayalım, ayrımcılığı yayalım falan diye. Bakan Toplumlar. Hı -hı. O yüzden istesemaz ben diyorum ki keşke daha çok fazla matriyarki olsaydı dünyada. Çünkü burada da mesela kadınların güçlü olduğu ya da belli bakanları elde ettiği patriyarkinin içindeki matriarkal figürlere bakınca patriyarkinin sözcüsü gibi davranıyorlar. Yani evet. işte mesela kadın Hilarik bakanlıklarına bakalım. Yani erkek egemen söylemin sözcüleri gibi davranıyorlar. Fark etmiyor bir kadın bakan olması diyelim. O kadın zaten kadının evi kadının yeri evdedir. Kadın işte şu kadar çocuk olsun. sayısını bile söylüyorlar. Herhalde bunu birazcık kapitalist paradigmaya yıkabiliriz ya. Bu toplumdaki o şeyin aslında her ne kadar şey gibi görünse de kimliğine sahip çıkıyormuşsun gibi görünse de çok benzeştik ya birbirimize. Aslında genel bir yöntem var, yönetim var. O yönetime hizmet edebiliyorsun çok kolay bir şekilde. Ya kapitalist paradigmada tabii ki bu çok elverişli. Herkesin belli rolü Günümüzdeki ve... Günümüzdeki şeyleri biraz ona bağlıyorum ben. Aa, ya evet ama ben yani çok derinden ve eskiden geldiğini de düşünüyorum. Yani sonuçta ne kadar modern gibi olsa bak mesela özel hayatlarımıza ve ilişkilerimize bak. Güya işte üniversiteler var, insanlar tırnak içinde modernleşiyor falan. Ama yine yani babadan oğla geçen alışkanlıklar Yine iki kişi çalışıyor diyelim evde. İkisi de e, saat beşte çıkıyorlar eve geliyorlar. Adam oturuyor maçını izliyor da PlayStationu oynuyor. Kadın yemeği hazırlıyor. Akademisyen etraf... çift tanıdığım vardı. Kadın bayağı yemek yapıyordu sürekli. Hep ya böyle, yani sonuç itibariyle e, ister istemez bu alışkanlıklar normalde... Üretim ve yaşama biçimleri değişince değişmesi gerektiğini düşünüyorsun ama değişmiyor. Aynı işte öğrenilmiş sistemler devam ediyor. Dolayısıyla yani ister istemez patriyarkinin o empoze ettiği ve sanki norm olarak kabul ettirdiği yaşama biçimi jenerasyon, jenerasyondan jenerasyona devam ediyor. Ve bunda kadının da rolü var. Sadece Aa işte kötü erkekler onlar ayaklarını uzatmışlar her şey kadınlardan bekleniyor da demiyorum bir kadının mesela kayınvalidesi de çıkıp aa sen yemek yapmıyorsun ama senin işin benim oğluma bakmak diye de bakıyor. O da onu devam Kendine ettiriyor. Kendi de başka bir kocaya baktı çünkü. Peki bu tarihte birazcık daha artık erkenin baskınlaştığı dönemde şeye kadar kadın hareketlerinin tekrar güçleneceği ve tekrardan kendi söz hakkını istemek için bastıracağı politikalarını şekillendireceği döneme kadarki süreçte kadının ismi yok. Ama tek tük önderler bizim şeyimizde de e, padişah anneleri gibi rollerde tarihe yön vermiş kadınlar var. bu Genellikle kadın... de bunlar yaftalanıp böyle ya cadı evet. ya kevhaşe ya işte kötü kadın e, ya da e, Osmanlıyı işte, yıkan e, yani işte e, entrikalarla beslenen e, kendi gücü için başkalarını e, heba eden e, bir seri e, kadın kullanan kadın evet. diyelim mi? Kötü, kötü kadınlar diyeyim. Bahsetmek isteyeceğin özellikle isimler var ama bildiğimiz isimler var zaten. Elizabeth'ler, Melisabeth'ler falan Eee Medici ailesinde vardı. Senden hatırlıyorum. Ya yani borciyalar var mesela. Borciyalarda da mı şey kadınlar var? Ya şöyle ama orada da mesela ister istemez e, isimleri hep böyle entikalarla ilişkili. Yani bir taraftan e, sanatkarların patronluğunu falan yapıyor bu ilk bankacı aileler vesaire ama Rönesans İtalya'sı, hep bizim aklımıza güzel şeyler geliyor. Ben Rönesans programımızı gayet huşu içinde anlatmıştım hatırlıyorsam. Ha, o ressamlar, heykeltıraşlar, felsefeciler, kozmologlar vesaire ama maalesef Rönesans sadece bu güzel buluşların ve sanattaki patlamanın ve yeniden doğumu değil aynı zamanda cadı avlarında başladığı tarih. Yani bana göre... Yükseldiği tarihtir belki. Cadı avı uzun süredir olan bir şey değil mi? Çağdaavo uzun süredir olan bir şey ama ben mesela Katarlar'dan başlatıyorum. Tam bir cadı avı kelimesi kullanılmasa da işte enkizisyonun 1300'lerden itibaren okay. kendinden olmayan ve daha böyle farklı yaşayan, kadınların güçlü olduğu, işte eşit olduğu vesaire toplumları bir şekilde yok etmesi evet. şeytanla işbirlikçi olarak görüp yaftalaması yok etmek yakması ya, fiil burada. Ya figürler değişiyor. Yani çağlar ama kimisi diyor ki 40.000, kimisi diyor sayıyı 100 bine kadar çıkartıyor. Bunların hepsi kadın değil tabii ki Salemce ama çoğunluğu çok az. Yani Salem'de da var ama o çok popüler olduğu için ama sayıca... yani 10, 20 öyle bir sayılar var. Öbür tarafta binlerce. Yani ve bu arada toplu toplu yani gidiyorlar bir Almanya'da bir kasabada diyelim 900 tane birden kadını yakıyorlar ya da aralarında adam ve çocuk bu kadınları, da oluyor. kocaları mocaları falan direnenler onlar oluyor büyük ihtimalle senin aralarında. Büyük bir ihtimalle yani yeni bir eş istiyordur ya da kadının malına el koymak istiyordur babasının malına. Ne diyecek kilise? Ya da kilise onu istiyordur. Bir tane öyle bir baş psikopos hikayesi var. Mahkemelerde yüzlerce kadına ve adamı suçlamış. Ondan sonra arazilerine el koymuş kilise. Yani bunun ekonomik olduğu aşikar zaten. Tabii. tabii, yani. tabii. Her programın altında bir ekonomik şey vardır. Ha. Her programın altında bir ekonomik kazanç vardır. Ee, Buraya neden geldik? Çünkü Orta Çağlar'da ve Avrupa'daki güçlü kadın figürlerine bakınca, bakınca gerçekten de kimisine daha sonra, Teodora'dan daha önce bahsettik mesela. Ama diyelim Katarina var ki benim yani evet. aydınlanma çağının en önemli figürlerinden bir tanesi. Voltaire'lerle Ruso'larla mektuplaşan bir kadın. Ve tabii ki bu kadar güçlü bir kadın. Bir çariçe. Ve bir de Rus toplumu gibi bir toplumda Rus toplumu olması toplumu da gibi çok acayip. Ve Rus böyle erkeklerin çok katı, güçlü çok olduğu. Çok muhafazakar. O ortodoks evet. Rusların zaten kadına bakışı ortada. Öyle bir toplumda hiç evlenmemiş ama sevgilisi de olduğu bilinen, onu da saklamayan bir kadının hem eleştirmenleri hem o ağır Hristiyan toplumu tarafından işte atla sevişti diye dedikodular yayması ya da kadının doyumsuz işte cinsel hayatının böyle Erkekler e, inanın orjilerle falan geçtiğini söylemek çok kolay ve ucuz şeyler. Ama tarih hep bunu yapıyor işte. Yani evet, evet. bak mesela bir tane kadın tarihçi var. Kadın şu anda ismi bile hatırlanmıyor. Çünkü 17. yüzyılda kadınlar kadın gözüyle tarih ya yazmaya teşebbüs etmişler. Ama kitapları ikinci, üçüncü baskıya bile gitmemiş. Çünkü diğer erkek yazarlar bu bakışı hoşlanmadığı için ve yayıncılar da keza öyle. Önleri kesilmiş. Frankenstein'in yazarı. Mary Shelley. Onun annesi Mary Wollstonecraft zaten. Yani kadın haklarını Fransız devrimi sırasında o biliyorsun 1780'lerde Paris'te muhabir olarak çalışıyor ve gidiyor Paris'te birebir gözlemliyor. Uh, Vindication of the Rights of Women çok seminal, önemli bir eserdir. Mary Shelley'nin annesi bunu yazıyor. İlk feministlerden kabul edilir. Ama hayatı hiç kolay geçmiyor onun da. Catherine Alman aslında. Ama sonra ben. şey yapmıyor mu? Sevgilileri falan filan var onun da. Tabii tabii ama sonra işte oğlu var ama çok zayıf. Yanlış hatırlamıyorsam. Oğlunu elimine ediyor. Kendisi tahtı kontrol altına alıyor ama ondan sonra zaten şey... Sevgilileri var, skandallar var ama şey de bir hükümdar Yani bu skandallar gerçekten de aslında çok küçük nüanslar onun kariyeri için. Aslına baktığında kadın Rus şeyini devletini petrodan aldığı devleti bayağı şey yapmış. Ya hem yerleştirmiş. Ya bir hep Osmanlı ile biliyorsun meşhur böyle çadırda ne oldu falan filan hikayesi de vardır. Hem Osmanlı ile ilişkileri anlamında. Kadın böyle o demir bileğiyle çok dik ve güçlü kurmuş. Hem Moskovy denilen yer aslında küçük ve çok da güçlü olmayan bir yerken... ilk... Büyük Petro ile birlikte Petersburg bataklıktan doğuyor ve inşa ediliyor. Ondan sonra üstüne Katarina... aynı şekilde Petrograd'ı... müthiş bir Rönesans kentine dönüştürüyor. Yani her mitaja gidenler bilir. Ben gittiğimde bir günde bitirememiştim. Zamanın en önemli sanatçılarının vesaire eserlerini toplamış. Ayrıca aydınlanma e, felsefesine dair pek çok insanın düşüncelerini dü, düşünceleriyle e, hükümeti e, idare eden yani e, daha önce şeyde görülmemiş, e, Rusya'da görülmemiş meselelerin konuşulduğu salonların oluştuğu ve tamamen frankofon yani işte kendi aralarında Fransızca konuşuyorlar biliyorsun. Hı hı. Fransız özentisi diyebileceğimiz çünkü o dönemin lingua francası Fransızca. Dolayısıyla... Katarina ister istemez çok güçlü ama güçlü olduğu için de... hem tarihçiler hem çağdaşları tarafından... ...türlü entrikalarla, türlü dedikodularla çok negatif bir şekilde yazılmış ve ele alınmış. Bu at meselesini hepimiz biliyoruz ve korkunç. Yani bir kadının sadece alt etmek için onun genellikle Theodor'dan beri yapılan hep aynı şey... ...cinsel anlamda tatmin olmaması üzerine gitmek ki... Victoria bile, hani kocasını kaybettikten sonra siyahlara büyünüp yas tutan hı hı. bir kadın... Onun yatak odası hayatı bile, seyisiyle birlikte olması vesaire yazılmış, çizilmiştir. Yani normalde şunu düşünüyorsun erkek hükümdarlar bu bir prens olsun, kral olsun vesaire. Herkes de yatar. Fark etmez. Herkes de yatar. Herkesden çocuğu olur. Herkes de zaman. onun metresi olur. Yani kendi aralarında küçük saray dedikodular olur ama onun krallığının iyi olup kötü olması onun yatak odasıyla ölçülmez. Ama bu kadınlar işte Katarina, Vuzatian vesaire hepsinin ortak noktası güçlü olduğu anda onun e yattığı, kalktığı, seviştiği, sevgilisi olduğu insanlar sürekli onun kötü bir Hı -hı. çariçe ya da imparatoriçe olduğuna işaret ediyor. Yani bu inanılmaz bir çifte standart var. Bu Katerina'da mesela Polonyalı sevgilisi var. Sonra kral yapıyor onu. Polonya Hı -hı. kralı yapıyor. Yani direkt herkes onunla böyle dalga geçmek için ya da onun işte ne kadar iffetsiz bir kadın olduğunun altını çizmek için kullanmışlar. Bu refleksler de zaten zamanın tarihçileri tarafından çokça Hı -hı. yapılmış. Ee, sen az önce e, Rus sarayları deyince şey, filmini önermek istedim. Russian Ark duydun Hı -hı. mu? İzledin mi? Hı -hı. Bilmiyorum. Ya Ben hiç uzun zamandır doğru ee, hiçbir şey tek izlemiyorum. Tek plan bir film. Ee, tek plan ne demek? Hiç kat yok. Komple bir buçuk iki saat boyunca aynı kamera şeyle devam ediyor ve... ...kışlık sarayın içerisinde geziyor kamera. Birini takip ediyor, o hikayeleri anlatıyor... Ve bir odadan bir odaya geçerken Rus tarihinin son 400-500 yılındaki olaylara tanıklık ediyorsun. Bir odaya giriyorsun Bolşevikler sarayı basmak üzere. Menşevikleri şey alt ediyorlar bir tarafta. Orada böyle bir şey Arbede. var. Arbede. Arbede var. Bir tarafa gidiyorsun işte Katerina ile ilgili dedikoduların olduğu bir şeyde böyle millet dans ediyor falan böyle. Çok güzel bir filmdir tavsiye hmm. ederim. İsmi neydi tekrar? The Russian Ark. Russian Ark. Yani şey gibi Nuh'un gibi bir şey. Hı. Ark derken Nuh'un e, arkı mı? Yani ee, Nuh'un gemisi şey gibi. Alexander Sokurov filmin şeyi. Yönetmeni. İşte da geçiyor. Baştan sona. Arket diye geçiyor. Hmm. Arke. Belki Jungian bir arkedir bir başka kadın figüründen bahsetmek evet. istiyorum sonuçta tarihte çok güçlü olan ya da e, hakikaten haksızlığa uğramış pek çok kadın var ama ben Jandark'tan bahsetmek evet. istiyorum çünkü belki de hani e, avlanan diyeyim mi? ve hayatıyla e, ödeyen e, yani müstesna kadınlardan bir tanesi çok da hüzünlü çünkü Jandark biliyorsun adı üstünde e, şey olmuş. E, Azize ilan edilmiş. Köylü ama aslında. Ee, köylü kızı, e, yani ha, halk ayaklanmasının sembollerinden yüz bir tanesi oluyor. Evet, yüz yıl savaşları. Evet, Yüzyıl savaşları. Zaten bu, Fransa işgal ediyor. E, 1431'de e, idama e, idam etmek için karar çıkıyor. E, onu bir zindana atıyorlar. Zindanda İngilizler. İngilizler zindanda pantolon giyiyor ki o dönemin yasalarına göre pantolon giymek yasa dışı. Dolayısıyla aslında hani ne neye dayanarak ölüme mahkum edecekler ya da yakacaklar cadı gibi pantolon giydiği için bunu yapıyorlar. O da pantolon giyiyor estetik ya da işte bir feminist başkaldırı olarak değil 1400'lerden bahsediyoruz. Kendini korumak için çünkü hı hı. o zindanlarda tecavüze uğrayabilir, bir şeyler olabilir. Dolayısıyla kendini böyle güvene almak için. Dolayısıyla cross-dresser olarak yani karşı cinsiyetin kıyafetini giydiği için yargılanmış oluyor. Legal dayanağı bu. Ki bu bana çok absürt gelmişti ilk öğrendiğimde. Ama sonuç itibariyle ne oluyor? Jean d'Arc hem halkı galeyana getirdiği için hem bir kült figürüne dönüştüğü için... E, idama gönderilip üç defa yakıyorlar ki daha sonraları onun kemiklerini alıp da bir jölik olarak kiliselerde tapınmasınlar diye. Ee, neyse ki zamane e, göz tanıkları diyorlar ki büyük bir ihtimalle o dumanları soluyarak hayatının sonuna geldi. Ee, dolayısıyla hani o canlı canlı yanmadan öldü büyük bir ihtimalle o. Ee, yani tarihte böyle cadı gibi yaftalanmış ya da e, böyle parmak gösterilip de e, şeytanla işbirliği yaptı denilmiş pek çok kadından bir tanesi maalesef. Hı, hı. E, i̇stersen biraz önceki hikayesi de önemli olabilir burada. Oradan bahsedeyim. Şeyde e, Yüzyıl Savaşları'nda Fransız sarayı büyük oranda bu yüzyıl savaşları da böyle şey gibi bir şey değil. Yüzyıl boyunca savaşmıyorlar. Evet on and off sürekli. Evet bir, bir kral değişiyor Fransa'da. Ee, son, bu arada İngiltere kralı Fransa üzerinde hak iddia ediyor. Burası benim de zaten şey diye geçiyor İngiltere ve Fransa kralı diye geçiyor. Ee, bu hakkını elde edebilmek için yürüttüğü savaşlar sırasında Fransız monarşisi bu savaşları yönetemiyor, kaybediyor. Ama halkın içerisinde şey var, direnişler örgütleri. Halk dediğinde yani baronlar, baronlar falan örgütlüyor farklı yerlerde o şeyleri. Jean d'Arc o şeylerin başında bayağı büyük bir simgeye dönüşüyor. Direnişin içerisinde büyük bir simgeye düşüyor, dönüşüyor. Ama onu satan Fransızlar oluyor. Hatta direkt kral galiba ihanet ediyor ona. Kral ya da büyük isimler, büyük Fransız yönetici isimler galiba yanlış hatırlamıyorsam. Geldi aristokrasi kesinlikle onu yaptı. Çünkü halktan gelen bir evet. insan. court direkt böyle onu zaten o stake'e stake'in Türkiye'si neydi bilmiyorum. Çubuk bağladıkları. Mı? Çubuk. Çubuk mu? Çubuğa Direk, bağlıyorlar. direkt dire Direğe gö gönderen o. Yani onlar zaten bu sözde mahkemeyi hmm. ayarlıyorlar. <laughs> bu arada 19 yaşında. Çünkü bir alternatif bir tarih yaratacak. Buna izin Ya yani 19 yaşında evet. bir kızdan bahsediyoruz. Evet. Şey. İki tane de film var. Ee, ...şanına. Birisi 30'lu yılların yeni dönem sinema, ilk erken dönem sinemasında, birisi de çok daha yeni sayılacak. 2000'lerin başı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İz i̇lgilileri yani. için diyelim ve devam edelim istersen. Yani özellikle böyle e, 15 defa e, şey Rouen'de onu gidip baktıkları hani mahkemede Kuzey İtalya galiba. Şey, Fransa. Rouen, Fransa'da evet. En sonunda da şeyin şeytanın ailesine mensup her şey diyorlar poison of heresy yani hani devlete karşı durma zehrine sahip şeytanla işbirliği yapan bir kadın diyerek kaldıramıyorlar yakıyorlar kaldıramıyorlar kaldıramıyorlar Baş, son bir örnek vereyim istersen Ya bu arada seyircilerimize de şey söyleyelim bilerek hani 2 3 tane örnek veriyoruz. Evet tabii Ama ya ben burada bilerce örnek kadın çünkü kendi yazdığım biz. kitapta sadece 30 tane kadın var ve her birisini böyle evet. çok detaylı çalıştım o yüzden tabii ki yani bütün program e, tarihteki ilginç hani e, güçlü e, ve aslında e, Kötücül bir şekilde lanse edilen kadınlarla dolu. O yüzden anlat anlat bitmez ama birkaç tane örnek seçtik ki tarih yazıcıları yani erkek egemen dilin e, ve sistemin tarih yazıcıları bu kadınlar neydi, neye getirdiler, ne, ne nasıl yazdılar, nasıl tarihe bıraktılar. Biz artık bugün daha selektif okumalarla, alternatif kanıtlarla seçip de hiç de öyle değilmiş diyebiliyoruz. Yoksa yanlış anlamasınlar bir ton var yani. Deyip tekrardan sana bırakıyorum. Ya Bu vereceğim örnek aslında böyle güçlü kadın hükümdar Katarina gibi ya da Mary gibi bir figür değil ya da Elizabeth gibi. Çok da bilinmeyen, özellikle bilinmediği için anlatmak istedim. Nanerl. Hiç sen de bir çağrışım Hiç. yapıyor mu? Hiç. Ee... Çünkü ben de bir erkeğim. <laughs> Şöyle, Nanerl Mozart'ın ablası. Aha. Mozart'tan 5 yaş daha büyük ve gerçekten de denilen o ki biliyorsun bunlar böyle birazcık sirk maymunu gibi... babaları Leopold... Mozart'ı yani daha 5 yaşından itibaren ve ablasından Nannerl'ı... Avrupa'nın çeşitli saraylarında gezdirip onlara performans yaptırırken... şu gözlemleniyor Nannerl... müthiş yetenekli hatta kardeşi gibi yetenekli ikisi de deha çocuk bunlar. Müthiş şeyler çalıyorlar, piyano çalıyorlar. Ee, ve e, yani Mozart tabii çok istisnai bir figür. Bana göre dünya tarihindeki en büyük deyalardan bir tanesi. Hayatımın filmi. Hayatım Orada filme. var mıydı? Yok yani. Yok mu? Yok. Ee, belki çok kısa geçiyor ama daha çok e, yetişkin Mozart ama olduğu için. kadarıyla baya önemli bir figür aslında hayatı için. Ya baya önemli bir figür ama o Amadeus'ta olmamasının nedeni zaten kariyeri çok erken bitiyor. Mozart ha. gibi devam etmiyor. Ölüyor Neden? Mu? Hayır. 17 yaşına gelindiğinde annesi babası diyor ki evlenme çağına geldin kızım. Sen artık piyano kariyerini bitireceksin. Bu da istemiyor ama ya başka yapacaksın. yapacak ne ne yapacak? Evlendiriyorlar. 17 yaşında da o müthiş yetenekli kız yok oluyor, gidiyor. Yani tarihe de kalmamış. Sadece Hı -hı. o Mozart'la birlikte çocuk yaşta işte Avus Avusturya'da, orada burada, Viyana'daki salonlarda ya da Fransa'da, e, İtalya'daki salonlarda çaldıkları, e, yaptıkları performanslarla hatırlanıyor, hatırlanıyorsa. Ama herkes bugün Mozart'ı biliyor ama e, Mo Nannerl'ı -Nan kimse duymuş değil. Evet, ben bile birazcık tarihin ördüğümdür ama hiç şey bile denk bile gelmedim yani. Ve yani tekrardan atıyorum bunun gibi yüzlerce binlerce, milyonlarca karakter var sayabileceğimiz aslında değil mi? Ya o yüzden de mesela 20. yüzyılın başında bana göre yani modern edebiyatın en iyi yazarlarından bir tanesi Virginia Woolf. Hı hı. Kendine ait bir odayı yazıyor. Neden? Çünkü yani neden tarihte ya da edebiyatta ya da bilimde çok fazla kadın yok sorusu hep soruluyor. Yani e, neden yok? Çünkü bir, kendine ait odası yok. Bu sadece Aha, benim güzel bir odam var, ben burada güzel kitaplar yazacağım değil. Bu bir hani ekonomik e, gücün simgesi. Çünkü kendine ait odam var demek evet. aslında sen orada cıyak cıyak bağıran çocuğa bakmıyorsun demek. Ya da fabrikada çalışıp e, çocuklarını beslemeye çalışmıyorsun, evine bakmaya çalışmıyorsun demek. Kendine ait bir oda demek. Kendine ait zamanın var demek. Zamanda satın alınan bir şey. Dolayısıyla Virginia Woolf feminist bir söylemin aslında kalemi olarak kadınların edebiyat tarihinde ya da işte bu tür yaratıcı işlerde olmadığını neden söylüyor? Çünkü kadınların öyle bir lüksü yok. Ya evlendiriliyorlar ya işte Artemisa eski gibi dik durup ben ressam olacağım diyor babasının göz nuru o kadar yetenekli bir ressam olarak. Ama ne oluyor? Bir ee, yanında staj yapması için ya da bir e, ressamlı öğrenmesi için bir ressamın yanına gidiyor. Orada tecavüze uğruyor ve belki de Rönesans'ın en meşhur tecavüz vakalarından bir tanesi o kazanıyor. Kendine ait stüdyosu olan çok az kadın var. Babası da çok direnmiş. Sen sen kadınsın. Resim senin işin değil. Bu erkeklerin işi diye bakıyor. Ama işte Virginia Woolf olsun eee Artemisia Gentileschi olsun. Nadir örnekler. Hani dik, dik duran, kadar. ben üreteceğim diyen, yazacağım diyen, resim yapacağım diyen. Ama hakikaten böyle Batı sanatı tarihine bakarsan Gombrich'in sanat tarihine al bak kaç tane kadın var Sanatın orada? Sanatın öyküsü. Sanatın Buradan öyküsü kaç şey tane yapalım, var? Kitabı. Yok yani. Çok garip, değil mi? Şimdi olsa mesela böyle bir erkek egemen bir baba oğluna yok oğlum senin ne işin var resimle, mühendis ol falan <laughs> diyebilirdi mesela. Yani aslında o roller çok... Değiş e, bizim ülkemizde ve özellikle bu muhafazakar... E, sağ ...sağın yarattığı bir... E, ...olgu var. Feminist mücadeleye karşı bir reaksiyon yaratma olgusu var. Ve bunu da ailenin bitirildiği hikayesi üzerinden anlatmak gibi bir... ...şeyleri var. E, ama sen e, sırf senin var olan geleneklerine aile kurumuna zarar veriyor diye var olan bir bilimsel gerçeği örtbas etmeye çalışıyorsun. Bu bilimsel gerçeklikte nedir? Bir toplumsal cinsiyet diye bir şey var. Bir de cinsiyet diye bir şey var. Aslında İngilizce bunu çok güzel kurmuş, seks, gender evet. ve seks olarak çok güzel oturtabiliyor. Ama sen bunu Türkçe'de anlattığın zaman artık özellikle Son 3-5 yıl içerisinde. Cinselliğin C'sini duyduğu anda insanların tüyleri diken zaten. diken Orası oluyor zaten. Toplumsal cinsiyette duyduğu zaman şöyle bir şeyle mekanizmaya sahip artık. Bu Batı'nın oyunu, bu Netflix'in oyunu. Aile yapısını aile yok yapısını edecek. Bozacak. Kadınların kafasına çelecek. Evet. Onları böyle işte kötü anneye dönüştürecek. Neme lazım? Yine o işte Lilith'ler falan tekrar hoğlayacak. Halbuki hotlayacak. daha 15 yıl önce biz kadının futbol oynayamayacağını düşünürken şu anda Amerikan futbol takımının ne kadar iyi bir durumda olduğunu görebiliyorsun mesela. Neler neler değişiyor. kadın İBB'de başbakan de olmaz kadın, kadın şoförler başbakan kaç oldu? tane kadın Herkes şoför da. olduğunu görürüz. Yani erkeklere at verilen ya da ona e, işte verilen pek çok mesleğin kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Şimdi tam olarak şuradan toparlayarak konumuza tekrar döndüreceğim. Aslında biz az önce verdiğimiz o tek tük örnekler e, ne yazık ki kadının isminin olmadığı o dönemde e, genele yaygın bir kadın e, sosyal mobilizasyonun önünü kapatmış. Ne demek istiyorum? Sıradan bir kadın okula giderek hızlı bir şekilde yükselememiş. Ya bir kralın karısı olacak ya... E, ya metresi ya kızı. Çok iyi ender bir eğitim alacak ama zaten maymuna da çok iyi ender eğitim versen o bile bir şeyler ortaya koyabiliyor yani. Çok iyi ender eğitim şey değil bizim insanlık olarak genele yaygın iyi bir eğitim verebiliyor olmamız lazım. Bunu herkesin cinsiyetine bakmadan elde edebiliyor olması lazım. İşte bu tartışmanın başladığı dönemde herhalde kadınların siyasete girmeyi talep ettikleri, oy vermeyi talep ettikleri, vatandaş Sufraşet. olmayı talep ettikleri aslında ilk önce bir eşit vatandaş olmayı talep ettikleri 18. yüzyıl, 19. yüzyıl ve artarak ben, ilerleyen. Ben bunu yine Fransız Devrimi'ne bağlıyorum aslında. Hı -hı. Fransız Devrimi ile birlikte bir ondan önce ee, tabii ki işte bu demin bahsettiğimiz Mary Shelley'nin annesi Mary Wollstonecraft gibi gerçekten çağının çok ötesinde kadınlar var ama e, özellikle Fransız devriminde şöyle bir şey oluyor. Şimdi malum bütün o Fransız devrimine çalışanlar, tarihini yazanlar şunu söylüyor. Bu kadınlarla erkeklerin özellikle kadınların sokağa dökülüp de ekmek için e, böyle bir mücadelenin, birden bir hani krallara düşman olmuyorlar. Gerçekten de açlar, gerçekten de zorluk yaşıyorlar. Dolayısıyla kadınlar ekmek diye ekseriyetle bağırıyor. Tıpkı bundan sonra olacak Rus devrimindeki olduğu evet. gibi yani 1917'nin şey gibi artçılarında yine kadınlar var başlangıcında. Velhasıl aş isteyen kadınlar erkeklerle birlikte devrimi gerçekleştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi Olymp Lagouche diye bir kadın. Olympe Lagouche tiyatro metinleri yazan özellikle böyle o dönemin önemli tekstlerine imza atan bir kadın ve devrimcilerle birlikte hareket ediyor. Birlikte işte egaliteyi, eşitliği savunan bir kadın. Ama ne oluyor? Devrim oluyor. Kelleler uçmaya başlıyor. Kilisedeki insanlar ya üniformalarından yani o giydikleri siyah Cibbe. cübbelerinden oluyorlar ve kiliselerinden oluyorlar. Her şey değişiyor. Devrim yaptığımız programda hatırlarsan hı hı. işlediğimiz programda anlatmıştık. Fransız devrim bölümü yapmadık ama galiba. yapmadık ama devrimler hı hı. devrimleri anlatacağız. Dolayısıyla dev, bu devrimler olurken Olymple Gouge diyor ki biraderlerine yani o devrimci kardeşlerine evet şimdi masaya oturabiliriz biz Eşit şartlar için oturduk. Dolayısıyla kadınlara da bu şartları sağlayacağız. Hı hı. Tek yaptıkları 1792'de devrimden hemen sonra birkaç yıl sonra yani kadınlara boşanma hakkı tanımak. Büyük olarak. Çok büyük bir olay. Ama onun haricinde olim tekuş oluyor? Hadi biz eşitlik, hani bize de eşit parlamenter sistemde yer verin, hani bize de işte bakanlık verin, bir şey yapın diyor. Kellesinden oluyor. Biraz fazla mı konuştunuz acaba? Biraz fazla konuştuk galiba. Ne yani. olup hemen onun da altını kaydırabiliyorlar. O yüzden de yani bana göre ilk gerçek anlamda kadın devrimi, kadın hakları için seslerin yükselmesi Fransız devrim zamanında oluyor. Ama asıl bu eşit haklara sahip olalım, eğitim görelim o'y hakkında sahip biraz olan. Sanayi toplumunun oturması gerekecek ya evet, o 18. yüzyıldan itibaren başlatabiliriz Hatta belki bunu. 19. yüzyıla kadar birazcık bile götürebiliriz. 18. yüzyılın son yılları 19. yüzyılın evet. başlaması yine senin dediğin gibi aslında 18. yüzyıla kadar gidiyor. Hatta ben şöyle bir şeyden bahsedeyim, söylemek istiyorum. Yani ben şeye inanmıyorum. En başından beri bence bunun böyle olduğundan dolayı rahatsız olan insanlar var. Biz Bizden önce mesela kaç milyon insan yaşamış olsun? Hadi diyelim ki 100 milyon insan yaşamış olsun. Ee, şeyden önce. tarih Sanayi, devrimi Sanayi devriminden önce. 100 milyon diyelim hani yuvarlık olabilmesi için. 50 milyonu kadın. Ee, biz bu 50 milyon kadının hepsinin fikirlerini not edebilmiş değiliz. Değil. Bundan rahatsız olan kadınlar olduğunu, bunu sistematik bir şekilde buna karşı gelmek isteyen kadınlar olduğu kanaatindeyim ben. Ee, o bahsettiğimiz o tek tük kadınların çoğunun içerisinde aslında bunun sistematik bir problem olduğunu hisseden kadınlar olduğunu da düşünüyorum. Ee, belki o Elizabeth'lerin falan aslında durumun ne kadar vahim bir durum olduğunun farkında olabildiklerini düşünüyorum ben. Büyük Catherine olsun. Ee, sadece belki de Marx'ın kullandığı şekliyle ideoloji onların da gözünü öyle bir kör ediyor ki göremiyor aslında var olan ilişkileri ama bunu ona söylenen ilişkilerle yorumlamak zorunda kalıyor. Evet aslında özellikle bu toplumsal cinsiyet ve kadınların normalde geleneksel erkeklerin yaptığı iş gücüne katılma hikayesi sanayi devrimiyle oluyor. Çünkü daha önce tarım toplumu olduğunu düşünürsek kadınlar her ne kadar gidip de o tarlaları süren, işte her türlü iş yapan, meyveyi toplayan falan, üzümleri ezen vesaire özellikle bakireler tercih ediyor biliyorsun. Bunları yapsalar da... Sonuçta o birazcık hani tarım toplumunda evin devamı gibi yani orada bir maaş almıyorlar, orada bir iş gücünün parçası gibi görünmüyorlar kağıt üzerinde. Bir makdemle başka bir şey takıldı. Hmm. Bağ alakası ne? Üzüm ezince daha mı iyi oluyor şarap? Öyle iddia ediliyor. Hadi ya hmm. tarihte ne kadar garip şeyler evet, var ya. Evet. <laughs> Ama şöyle ki sanayi toplumuna girince tabii ki kadınlar da. ...ve hı hı. çocuklar da hı. çalışmaya başlıyor. Bir süre sonra kadınların ve çocukların çalışması yasaklanıyor belli ağır işlerde. Ama o ana kadar kadın ve çocuk da işçi olduğu için... ...bir süre sonra şu soru devreye giriyor. E, bu kadınlar da aynı mesaide çalışıyor. E, bu kadınlar da aynı işi yapıyor. O zaman bunların da belli hakları olması lazım. Hı hı. Ha, tabii ki o haklar böyle güzel bir tepsinin üzerinde sunulmuyor. Sen hem çalışacaksın hem daha az maaş alacaksın hem de ne eğitim hakkın olacak ne oy verme hakkın olacak ya da herhangi bir vatandaş bile olarak sayılmayacaksın. Hı hı. Yani bu bahsettiğimiz batı toplumlarının çoğunda kadının vatandaş sayılması, vatandaş nedir? Hani vergisini veren, toplumda belli bir emek sarf eden ve bunun karşılığında belli korumalara, belli imtiyazlara, belli haklara sahip olan insanlardır ama sen ya yani kadınlara yarı vatandaş olarak bakıyorsun. Çünkü onları hiç bu hakları tanımıyorsun. Yani onlara eğitim yasaklıyorsun. Onlara miras almayı yasaklıyorsun. Onlara kilisenin e, mızrağı altında hareket edip e, onun haricinde belli işleri yasaklıyorsun. Sadece işine geldiğinde savaşlarda erkeklerin iş gücü azaldığında ya da e, işte fazla üretim yapıp belli şirketlerin zenginleştirmeyi ya da devletleri zenginleştirmek mevzu bahis olunca kadınlar hatırlanıyor ama yine o haklar çok böyle verilmek istenmiyor Ne oluyor ama yavaş yavaş özellikle 19 yüzyılda bu fabrika şartları çok vahşileşince ve hakikaten artık böyle bu böyle gitmez diye parlamentoda olsun işte felsefeciler olsun yazmaya başlayınca ki bu anlamda işte John Locke'dır vesairedir bu İngiliz şeyler liberal düşünürler kadınlara belli hakların verilmesi gerektiğine dair şeyler yazmaya başlıyorlar Burada benim çok sevdiğim bazı filozofları fel değinmek istiyorum çünkü hakikaten onların, yazılarıyla bayağı bir şey değişmiş. Ha Mesela Montaigne ki en sevdiğim adamlardan bir tanesidir. Daha önce de Montaigne'den bahsettik. Montaigne mesela diyor ki bir cinsiyeti diğer bir cinsiyete karşı fişleyip suçlamak çok kolaydır. Yani kadınları bu anlamda onlara parmak gösterip onları kötücül bir şekilde yazmak çok kolaydır. Ve Roma yasası onların zaten pek çok haklarını alır diyor ve bunu eleştiriyor. Bunu hı hı. yani çok erken bir tarihde yapıyor. Ama Mesela buna mukabil Aziz Agustin ya da işte Saint Agustin kadınların bütüncül düşünceye sahip olmadıkları duygularıyla hareket ettikleri dolayısıyla güvenilmez olduklarını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu eski filozofların Eflatunlardan şeylerden bahsettim, Aristolardan bahsettim. Montaigne kadar aslında genel bir kadını arka plana atmak var. Sanayi devrimiyle birlikte yavaş yavaş bu bunu besleyen e, idealist, e, aydınlanmacı felsefeciler ve yazarlarla birlikte her şey değişmeye başlıyor. Mesela Diderot e, diyor ki, e, kadın da erkek gibi bir canlıdır, bir varlıktır. Dolayısıyla onun da belli hakları olması hı hı. lazım. O salonlarda, ki salonların hepsinin sahibi kadın biliyorsun, ister istemez kadının rolü nedir toplumda diye tartışılıyor. Sonra Mill, ki çok önemli mesela, bu anda. Pardon Marx'ın da mesela ev sahibi besi ev sahibesi var hep. Evet her şeyi yapan değil mi? Evet. Ee, bir şey John Stuart Mill Hı -hı. gerçekten de bu yani belki de en önemli e, kadın hakları savunucularından bir tanesi diyor ki mesela e, sanayi devrimi e, kadının ...güç sahibi olmasıyla, bu yaratım sürecine dahil olmasıyla oluştu. Ve bir şekilde daha agresifleşince bu üretim süreci kadın da dahil olmak durumunda kaldık. Dolayısıyla kadın hakları belki de sanayi devrimiyle birlikte doğdu diye gözlemde bulunuyor. Ve özellikle bu bourgeoisinin eski morallere eski işte Ahlak. ahlaklara işte ahitlere alışkanlıkları devam ettirmek istediği Çünkü onlar statüko devam etsin istiyorlar kadın evde takılsın zaten o köle gibi baktıkları işler ne yaparsa yapsın kadın erkek fark etmez onların hakkı olmuş olmamış sadece hani Optimum kazancı sağlayacaklarsa belli bir şeyler feragata değil evet. veriliyor. Ama Ölmesinler. ölmesinler ölmedikleri sürece sıkıntı yok. Yok. Ee, ve bu hani ailecilik, hani e, solidarite, ailenin bir e, şeyi e, bizde de sürekli söylenen aile aile aile. Ailenin kutsallaştırılması bir nevi. Bunu da mesela e, Mill bir şekilde eleştiriyor. E, ve diyor ki e, kadınlar bir şekilde e, bu rekabete katılırlarsa çok tehlikeli birer şey olurlar, İşleri elinden alırlar vesaire. Ki eski filozoflar da bunu söylüyordu. Hı hı. Hani kadınlar neyman lazım? Belli haklara ulaşırlarsa ya da her şeyi kendi yapıp da ekonomik anlamda erkeğe mecbur olmadıktan sonra. Çok tehlikeli olurlar. Bunların başına vurmamız lazım. Bunların gücü elde etmeden kontrol altına almamız lazım. Yoksa kafamızın üstüne otururlar ve kontrolden çıkarlar. Oh, hep aynı hikaye değil mi? Hak verirken hak verenlerin hak verilmez Korksun. alınır da hep söyledikleri şeydir. Daha fazla isterler. Evet. Daha fazlasını isterler. O yüzden hiç vermeyelim. Evet. <laughs> Çok saçma bir düşünce yapısı bu Son olarak mesela Mel kadını ve zenciyi aynı yere koyuyor. Diyor ki ikisi de aynı kaderi paylaşıyor. Jim Crow yasalarındaki gibi hani eşit ama ayrı olması lazım. Onlar da yani bir şekilde hak vermeye başlayınca bile eşit ama... Amanın evet. geldiği noktada zaten bitiyor. Çünkü zaten eşitlik olmadığı aşikar olmuş oluyor. Hı hı hı. Bu e, kadınlara, sanayi devriminin, sanayi toplumunun kadınlara ihtiyaç e, ihtiyacı olması şeyini e, çok iyi örnekleyen bir durum da İkinci Dünya Savaşı belki de. Kesinlikle. Öyle bir, yani hem İkinci Dünya Savaşı bir yandan sanayi toplumunun e, ilişkilerinin zirve yaptığı nokta. Çılgınlar gibi bir üretim. Tüm toplumun bir üretim şeyine dönüştürülmesi, makinesine. makinesine dönüştürülmesi. Ama bu olduğu zaman kadına ihtiyacının olduğunu hissetmesi ve kadını iş şeyine e, sokmak zorunda kalması, iş gücüne sokmak zorunda kalması. Özellikle Almanya'da. Bence önce Birinci e, Dünya Savaşı'nda bu Savaşı ortaya evet. çıkıyor. E, çünkü gerçekten de sana daha önce de söylemiştim. E, Ka sarı kanaryalar deniliyor bu kadınlara ya çünkü söyledim. artık yani gün yüzüne çıkmıyorlar. Hepsi fabrikalarda çalışıyor, tekstil üretiyor, silah üretiyor, her türlü fabrikada kadınlar ıı, karşımıza çıkıyor ve sufrajetlerle bunlar paralel bir zamanda çıkması da tesadüf değil çünkü madem etimizden ıı, işte iş gücümüzden, adelemizden kanımızdan yararlanıyorsunuz, o zaman bize bu hakları da verin bir zahmet demeye geliyor kadınlar. Hı hı. Sadece kadınlar değil. Yani Russell falan gibi felsefeciler de onların yanında, Edip gibi kadınlar da bunun yanında yer alıyorlar. Yani madem savaşta biz bu kadar önemli bir rol oynadık ve sadece geleneksel işte hemşirelik yaparak değil, her türlü işi yaparak, mermi de taşıyarak. Mermi de taşıyarak fabrikada barut da ölüyorlar. Savaşarak da. Savaşarak da az çok tabii sayı evet, kıyaslanmaz. Evet. Ama sonuçta... Birinci Dünya Savaşı'nda bu sanayi devriminden sonra kadınlara mecbur olma durumu... karşımıza çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda artık böyle üretim... feci bir şekilde patlayınca... Gerçekten de zirve yapınca o sanayi ilişkilere. Batı'daki pek çok ülkede zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mesela Fransa'da öyle Tabii onların biraz Katolik olmasından da o Katolik faktörü de var yani evet. kadına direkt bu işleri vermek dini anlamda da kabul edilir bir şey değil çünkü o yüzden ee. mesela çoğunlukla bu Katolik toplumlarda hep diyoruz ya biz Türkiye işte 1932'de 34'te verdi bu çok önemli bir şey Batı'dan pek... Evet çünkü İsviçre olsun onlar da pek çok kantondan oluştuğu için belli kantonlar kendi aralarında farklı kararlar veriyor. Kimisi daha feminist, kimisi tamamen böyle şey ataerkil ve muhafazakar evet, sağcı. Ama yani İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa bunlar hepsi çok geç verdi kadınlara bu hakları seçme seçilme hakkını. Çünkü sanayi toplumu yani... ...bak gerçekten hani... ...tarihsel olarak bakacak olursak... ...19... ...ya yani bana göre... ...bir... E, ...Fransız devrimiyle başlayan... E, ...yasalarda değişiklik ve kadınların... Hı hı. ...farklı statüye sahip olması... ...ikincisi... ...endüstriyel ya da sanayi devrimi... ...orada... E, ...kadının bir fiil... ...hani ailesine yine bakıyor... ...yine... E, ...yeri evinde... ...ama ilk defa... Ee, evden dışarı çıkıp bir fiil o üretim yerlerinde iş gücüne katılması ama yine bu arada az maaş alması yine hiçbir hakkının olmaması. Birinci Dünya Savaşı ile artık hani kadının e, iş gücünün ayrılmaz parçası değil mecburen bir parçası olması çünkü erkek kalmıyor. Evet. Ee, ve ya cephedeler ya ölmüşler ya e, ya da hakikaten ...incapacitated, kolsuz, bacaksız ve psikolojik anlamda sarsılmış vaziyetteler. Dolayısıyla kadın mecbur yani toplumun devam etmesi için her yerde çalışması mecbur. Ondan sonraki bu kadın hareketleri ve surfejetler Rusların en büyük etkisi var ki... ...bence kadın haklarından bahsedince başı onlar çekiyorlar. Yani sosyalist, Almanya'daki sosyalist kadınlar ve Amerika'daki sosyalist gruplar ve tabii ki Rus devrimi yani e, 1917 bu hepsi bana göre modern kadın haklarının kadın haklarının verilmesi kadınlar gününün kutlanmasında en önemli e, rollere sahip. Şeyde kesinlikle hak veriyorum sana e, sol mücadelenin, sosyalist mücadelenin hatta sol mücadele demeyelim, sosyal demokratlara da paya çıkartmayalım buradan. E, Amerika'daki anarşistler, Emma Goldman gibi kadınlar, Amerika, Almanya'daki Rosa Luxemburg gibi of figürler. Rosa Luxemburg'un aynı döneminde bir tane daha kadın vardı. Onun ismini hatırlayamadım. Clara Zetkin. Clara Zetkinler. ama Rusya Bir de sosyalist... Maya şey Maya diyorum. ...Kolontay gibi hı hı. kadınlar. Ya bunların hepsi... Rus devriminde çok önemli bir rol oynuyor mu kadınlar? Ondan çok emin değilim. Yani şöyle çok önemli bir rol oynuyorlar. Ben bununla ilgili bir yabancı... ...dergiye bir makale yazmıştım... ...ve bayağı böyle ciddi çalışma yapmıştım. O dönemin... ...kaynaklarına... ...ve kayıtlarına baktım. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Devrim sırasında... ...yani 1917 devrim, Ekin devrimi öncesinde... Hı. bahar aylarında kadınlar sokağa dökülmeye başlıyor. Hı. Çünkü gerçek anlamda çok büyük bir gıda krizi var. Evet, gerçek kıtlık. anlamda ya, karşı çok şeyler. büyük bir kıtlık var. Ee, i̇nsanlar açlar aynı Fransız devriminde olduğu gibi. Birinci Dünya Savaşı devam etmekte. Birinci Dünya Savaşı devam etmekte. Rusya her zamanki gibi... E, kışları çok... ağır geçmiş vaziyette ve insanlar aç ve mutsuz ve bir değişme ihtiyaç var. O sokaktaki çoğu kadının Rus olduğu söyleniyor. Yani erkekler değil kadınlar mücadeleye başlıyor ve örgütleniyorlar. Kadınlar çalıştıkları atölyelerde, fabrikalarda ve hmm. çiftliklerde birbirlerini örgütlüyorlar ve organize bir şekilde sokaklara dökülüyorlar. Böyle hani ah hadi ekmek istiyoruz diye değil. Organize oluyorlar ve 1917'ye gelindiğinde bu e, organizasyonlar zaten devrime sebebiyet veriyor deniliyor. Yani 1917'de kadının rolü çok önemli. Ama ne oluyor yine? Devrimciler, bolşevikler. Tam ben de galiba o, o yüzden diyecektim. İki tane kadına bakanlık veriyorlar. E, Kolontayı büyük elçi yapıp gönderiyorlar. Hatta şöyle bir espri vardır. Lenin falan bu çok konuşuyor, bu çok işte talepkar falan filan dediği söyleniyor. Dolayısıyla birlikte devrim yapıyorlar. Kadının sokaktaki ve o barikatlardaki gücüne. kadınları mesela o Romanovların gardiyanlarına utanmıyor musunuz siz? Siz de bizdensiniz dediklerin kayda geçmiş. Yani bu tür şeyler var, belgeler var adamların karşısında dik durup adamlar ona silah ya da bıçak dayayamayacağı için kadınların tam tersine çok daha cesur davrandığı ve o gardiyanların ve korumaların ve askerlerin bir şey yapamadığı. Dolayısıyla her anlamda kadın gücüne dayanan bir devrimin devrim olduktan sonra aynı Fransız devrimde Olymp'te Guja yaptıkları gibi bir kellesinden oluyor. Kendi evlatlarını yiyen devrim hikayesi. Diğerinde de yani kadınlar göz ardı ediliyor ve evet mesela aile meselesini Rus devrimciler yerle bir ediyor. Yani o aileye dayalı hı hı. ideoloji hani aile kutsaldır ve kadının evi işte ocağının başındadır mantalisesini yok edip, dini yok edip pek çok devrimde olduğu gibi hegemonyadaki sistemi o katı ortodoks sistemi tabii ki zorluyorlar ve sorguluyorlar ama gel gör ki pratikte kadınlar yine çok fazla bir şey kazanamıyor. Ha tamam. Kadınlar özellikle 1910'dan itibaren belli ülkelerde oy hakkı, seçme seçilme hakkı kazanıyorlar. İlk Yeni Zelanda'da 1893'te yanılmıyorsam kazanıyorlar ama hı hı. Avrupa'da Bayağı. 1930'ları buluyor genelde. Yani 1920'ler genellikle Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında oluyor. Ve genellikle işte bu hem Bolşevik devrimi bence önemli bir faktör. Hem de hem de Avrupa'daki işte bu bahsettiğimiz üretim ve sanayi gücünün el değiştirmesi de önemli bir faktör. İkinci Dünya Savaşı büyük kırılmaya genelde. Hem ekonomi tarihinde hem Hare siyasi hareketler olarak... cidden çok... büyük bir şekilde kafalar değişiyor. Doğru hatırlamışım. Ee, Yeni Zelanda ilk. Yeni Zelanda ee, ilk. 1893. Ama onun akabinde... Avustralya 1902'de kadınlara seçme-seçilme hakkı veriyor. Bu ülkelerde bu arada seçme seçimi diyoruz ama... bazen ilk seçme hakkı veriliyor hatta belediye seçimleri evet. hakkı veriliyor. Yani seçme hakkı sonra seçilme hakkı geliyor evet. yani genellikle bu paket olarak gelmiyor. Hatta bazen şey falan bile olabiliyor değil mi? Bunlar kadınlarda olduğunu bilmiyorum da... mülk sahibi olanlara seçme hakkı vermek evet, evet. gibi falan. Kesinlikle. Ee, Finlandiya 1906, Norveç 1913, ee, Rusya 1917 tam işte devim, ee, Avusturya-Polonya 18, Çekoslovakya 19, ABD ve Macaristan 1920, ee, İngiltere 18 ve 28 bu 18-28 kesin şey hani Berdi seçme evet. Ha, seçme evet. Şey. Ee, Ekvador 29, Güney Afrika 30, Brezilya, Uruguay, Tayland 32, Türkiye ve Küba 34. Ee, zaten sonraları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek çok ülkede e, ya da İkinci Dünya Savaşı esnasında veriliyor. Bizde de çok övülü övülü anlatılır Yo biz işte batıdan önce verdik falan. Aslında bir tek Fransa ile İtalya'dan önce vermişiz. Katolik ülkelerden. <laughs> Sen Katoliklere garizim var. Ya Tatürlü tabii ki önemli çünkü. Yani ben mesela e, burada Atatürk parantezi açacağım çünkü Atatürk olsun, Tunalı lihimi olsun, gerçek anlamda kendi parlamenterlerine ve kendi sıra arkadaşlarına kuvay milli arkadaşlarına karşı mücadele etmişler. Yani böyle ah ne güzel Atatürk dedi hepsi de tamam kadınlara seçim hakkı verelim evet. seçim hakkı verelim diye olmuyor. Yani orada parlamentoda ben bunların Gerçekten tek tek gittim parlamentodaki Osmanlı Türkçesi yazılanları deşifre ettim, okudum. Yani bu kadınlara bu hakkı verirseniz başımızın üstüne çıkarlar, bize zehir ederler her şeyi diyen diye bağıran Tunalı Hilmi'nin konuşmalarını tekmeleriyle işte sıraları vurarak susturmaya ya çalışan çok çok yani yani çok zor geçmiş bunlar. Sonuçta diretmişler Atatürk zaten 1920'lerin başından bu hakları vermek istediğine konuşmalarında İzmir'de o yaptığı konuşmada, Kocaeli'nde yaptığı konuşmada sinyalini veriyor. Ama toplum hazır olmadığını farkında. İzmir Ekonomi Kongresi'nde mi yapıyor o konuşmayı? Hatırlamıyorum. Oradaysa yaptım. çünkü orada belki Avrupalılara selam çakıyor olabilir. Ee, yok yani mesela şapka devrimi yaptığı zamanlarda kadın meselesiyle de bir araya getirip... Bir de getirip... Ilk hangi parlamentolarda, bu da yanlış bilinemez, bayağı sert bir muhalefet var aslında. Değil mi? Bayağı yani öyle... Tabii ya. yani. Türk bu... Parti rejimi falan gibi bir şeyin ötesinde hiç, yani. Hiç, hiç, hiç. Hiç Yani pek çok çıkarmak istedikleri yasalara karşı acayip sert konuşmalar yapılıyor, direniyorlar. Hatta bir tane... E... ...parlamentorun, kad kadın hakları savunan bir parlamenter, doktor şunu söylüyor. E, diyor ki doktor, e, kadınlar e, pek çok e, hastalıktan ölüyor ama kadınların yasaya göre muayene edilmesi yasak. Çünkü bir erkek doktorun kadına bakması yasak. Bu kadınlara bu hak verilsin diye savunan doktorumuz, Türkiye Cumhuriyeti Ankara parlamentosunda... ...tekme tokat dövülüyor... Burnu kırılıyor, kaburgaları kırılıyor. Evet, ee, tutanaklarla kanıtlanabilir bu. Bunun üzerine e, duello e, önerisi getiriyor. <laughs> Beni dövenlerle duello yapmak istiyorum diye. Bun, bununla ilgili feminist e, e, yazarlar hani kadınlara bu hakkı tanımak isteyen doktor diye yazmışlardır yani. Dolayısıyla bizde hiç öyle kolay olmuyor. Tabii Atatürk istedi de he oldu değil yani. O zaman kapatmadan önce bugünün şanına 8 Mart'la ilgili bir tarihsel şey verelim istersen. Seve, Arka seve plan. Şimdi burada da biraz ezber bozmak ihtiyacı duyuyorum ben. Çünkü genellikle günümüzde Google Baba diyeceğim çünkü Ana denilmiyor. Orada bile ne kadar alışkanlık olduğu gösteriliyor. Neyse Google Ana diyeyim tam tersine bugünün anısına. Google Ana'ya girip de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nerede çıktı diye bakarsan her zaman karşımıza Amerika'daki o fabrikada yanan Amerika o mi? zavallı 129 tane tekstil işçisi kadının hak istedikleri için grev yaptıkları grev istediklerinde fabrikaya kilitlendikleri ve orada çıkan bir yangınla 129 tane kadının yandığı hikayesi anlatılır. Ayşe Hür ve ben ve benim Ashir de çok e, gibi e, bu konuları yazan insanlar bunun özellikle e, bu kadın hakları ve 8 Mart'ın sosyalist kadınlar tarafından e, talep edildiği ve Clara Zetkin hmm. gibi kadınların önermesiyle olduğunun gölgelemek için yaptığını söylüyorlar. Yani 8 Mart'ta evet böyle bir e, vaka olmuş ama tarihi 1857. Şimdi bunu çıkıp böyle yapmak oluyor, değil mi? Yani 1857'de olmuş bir e, katliam diyelim artık, 8 Mart'a bağlanamaz. Çünkü niye, ne oluyor biliyor musun? E, normalde bu kadınların Kadınlar Günü'nün kutlanması, Clara Zetkin gibi Almanya'da e, sosyalist bir devrimci kadının e, 1910'da kadınlar günü kutlansın diye talep etmesiyle başlıyor. Ama o güne atıfla mı bunu öneriyor? Belki de Hayır. Hiç alakası yok. Tesadüf aslında yani. Hayır, sonrasında Amerikalılar 8 Mart buradaki işçiler yüzünden 8 Mart diye kutlandı diye. Ama 8 Mart'ın kutlanmasını öneren sosyalistler ve Clara neden Clara Zetkin bu günü tercih ediyor. Neden 8 Mart? Kadın Clara Zetkin bu tercih etmiyor. Sonradan herhangi bir gün olsun diyor sonra. Evet. Ha. Ha. Hmm. Mesela evet. o. O yüzden de hani e, 19 Mart'ta kutlamışlar. Çok pardon. Evet, evet. Evet Zaten ilk kez 19 Mart'ta kutlanmış. İşte, i̇şte sorun şu, sosyalistler ve devrimciler kadınlar eşit kadınların hakkı olması lazım, kadın günü kutlanması lazım diyorlar. Ama sonra e, yani kültürel e, artık e, hegemonyaya sahip olan Amerikalılar 8 Mart'ı alıp kendi tarihlerinde olmuş olan bu korkunç işte e, fabrika yangınına bağlıyorlar. Ama hı hı. normalde kadınlar günüyle hiçbir ilişkisi yok bunun. Tamamen sosyalistlerin, devrimcilerin o günü kutlamasıyla başlıyor Ama bu. Ama yine oradaki Amerika'daki kadınlar da büyük ihtimalle sosyalist işçiler. O, o dönem ihtimalle. sosyalist denilmiyor belki onlara. Ee... 1857 aslında yakın bir tarih yakın bir tarihi ama yani onlar kendilerini sosyalist olarak adlandırmıyorlar. Daha sonraları hani işçi haklarını savunular gibi ilkel. Ya onlar hani tekstilci gerçekten de böyle akıl almaz şartlarda böyle ve pis şartlarda çalışıp da Ölenler, zehirlenen kadınlar, genellikle mesela Türkiye'deki ilk kadın grevi, ben bir filmde oynamıştım, 1911 zamanında Bursa'da oluyor. Onlar da tekstil işçisi. Ya. Çünkü o tekstil işçileri gerçekten her türlü böyle yani hem hastalık, hem kötü çalışma şartlarından dolayı ölümle karşı karşı olduğu için hakları için grev yapıyorlar. Yani en temel insani hakları için grev yapıyorlar. Evet. Kadın günü için değil. Hı hı. Yok yok o... ben kadın günü olsun diye hı. eylem yapmışlardır demiyorum zaten. Ee, ama o dönem sos komünist değillerdir ama sosyalist terler belki zaten. Ya ama işte şey bence yaptım. o yani çünkü o, o dönemde soha, sosyalistler var. 1857 Amerika'sından bahsediyoruz. Evet. O dönemde sosyalistler ve anarşistler bayağı güçlü. Evet, evet, zaten evet, kadın güçlü. Ka kadın ıı, hareketinde başını çeken kadınlara oy isteyen de onlar çok evet. geçmeden. Ama Hani bu fabrika işçilerinin kendilerini sosyalist olarak adlandırıp adlanmadıklarını bilmiyorum. Sanmıyorum nedense çünkü onlar gerçekten de çok böyle en Basic. temel ihtiyaçlarını e, görülsün diye grev yapmış kadınlar. S. Maslow'un piramidini arıyorlar sadece. Ama sonraları işte dediğim gibi önce Clara Zetkin 1910'da sonra 19, 1917'deki o devrime katılan kadınlar... Kadınlar günü kutlansın deyince... 8 Mart e, seçiliyor seçim ama o. Amerikalılar 8 Mart'ı kendi 8 Mart'larına, kendi katledilen kadınlarına bağlayıp oraya... Kendi katlettiği kadından bile kendine bir hikaye çıkartmayı başarabiliyor çok yani. Çok büyük başarı değil mi? Evet, çok büyük <laughs> bir başarı gerçekten. Son e, kapatmadan önce iki çıkarım. Birincisi, e, kadın hareketinin bir videosu değildi bu. Önce onu söyleyelim istersen. E, kadın hareketi, kadın siyasi mücadelesi üzerine yapılmış bir tarihsel... E, katkıdan ziyade daha yüzeysel, daha geniş ölçekte kadın tanrıça kültlerinden alıp bugüne getirmeye çalıştığımız bir videoydu. O yüzden son 200 yıllık dönemi daha kompakt bir şekilde anlatmaya çalıştık. Belki bunu e, özellikle konuya hakim e, izleyicilerimiz de fark edeceği için belirtmek iyi olur e, diyelim. E, şey Bir de şeyden bahsetmek istiyordum. Sen ne dersin bununla ilgili bilmiyorum. İlk süfraj süfrejet, yani kadın oy hakkı talebinde bulunan kadınlardan... sonra... Yani İngiltere İngiliz, evet, ilk İngiliz Kadın Hareketi'nden sonra onları katmıyorum buna. Ve son yeni feminist dalga, dördüncü galiba şu an. Dördüncü feminist dalga. E, ya kadar ki olan süreç genelde sol... bir şey karaktere Kesinlikle. sahip. Evet. Doğasında feminist, var zaten. Evet, Doğasında feminist mücadelenin sol bir geleneksel şey var. Arka plan var. Ama o dediğim gibi o süfrajetler, ilk süfrajetler solcular mı? Çok sosyalist bir açıdan bakıyorlar mı? Bilemiyorum. Hatırlamıyorum. Zannetmiyorum da. Bir de günümüz dördüncü dalga feminizmi birazcık sol karakterinden çok uzaklaştı. Ee, belki onlardan bahsetmek gerekir. Böyle bir çıkarımda bulunmak istemiştim. Bilmiyorum. Sen ne dersin? Ya şöyle... Yani tarih belki de hep böyle etki tepki meselesi. 1920'lerde İngiltere'de bu dünya savaşı sonrasında kadınlar hakikaten kendilerini atların önüne atarak işte bize hak verin diyerek değişik yerleri basarak bu kazançlarına yani işte oy verme Iı, temsil edilme haklarına kavuştular. Kolay olmadı ama evet, pek çok, çok kadın çok, öldü. Çok, ee, ama çok organize hareket ettiler ve oradaki en güzel taraf sınıfsızdı. Yani hani fabrikada çalışan fakir kadın da ıı, aristokratik bir bilmemle ıı, işte bakanın karısı da dahil oldu ve ıı, birlikte hareket ettiler. O yüzden hani sınıfsız olması açısından özellikle İngiltere gibi gerçek anlamda bir hani üst oh, sınıfın okay, okay, okay. alt ha. sınıfları ezdiği her anlamda güce sahip olduğu bir yerde kadınlar bu işte aristokrasi ya da commoner denilen av av avam tabak. tabakasının kol kola el ele kol kola hareket etmesi bence çok önemlidir. Bu anlamda belki sosyalistlerin hayal ettiği yere gelmiştir, sınıfsız bir topluma belki de işaret etmiştir ama kendilerini böyle direkt sosyalist ya da solla birlikte adlandırmıyorlar. Neden? Çünkü zaten oradaki agenda kadınların haklarına kavuşmuş olması. Yani bil, belli bir partiye değil. Çünkü pek çok partiye ve pek çok görüşe mensuplar bunlar. Hı hı. Ve pek çok background'dan geliyorlar, geçmişten geliyorlar. ama yani özellikle Almanya'da ve Rusya'da özellikle gerçek anlamda Almanya'da bence. Gerçek anlamda hani o sosyalist lingwoyu ve felsefeyi benimsemiş. Ve onunla bütünleşmiş, birlikte hareket eden bir, bir hareket. Başla İnanılmaz başla. bir kadın zaten o. Geçen konuşmuştuk herhalde. Çok güzel bir tiyatro oyunu hmm. yaptı. De Kural, de he. Kural. He. Onlar çok güzel bir tiyatro oyunu yapıyor. Tavsiye ederim. Çok güzeldi, çok beğendim. Rosa Luxemburg'la ilgili. Tek kişilik bir oyun. Sol karakteri var falan dedik ama... Bu şey gibi de algılanmasın yani. Sol her zaman... Kadın... Sorununda çok yetenekliydi falan gibi algılanmasın. 1980'lere, 1990'lara kadar Türkiye solu da dahil olmak üzere çok e, da farklı değildi. Değil tabii. Kadın Şeyden... hatun olarak evet. böyle... Ya şu sorun bir şu. tane, iki üç tane kadın. Beyce Boran var. Yani belki o da müthiş. Evet. Nezihe Muhittin var. Evet. Çok tek ee, tük yani. Evet yani... Safiye e, Erol. Hı hı. E, yani Bazı yazarlar... E, Suat Derviş... Yani müthiş Bilmiyorum. kadınlar. Suat Derviş inanılmaz. Zaten böyle hani... E, sosyalist... kafaya sahip olduğu için... işinden olmuş ya da yaftalanıp böyle hani... E, periferide kalmak zorunda kalmış pek çok kadın modeli var. E, ama doğru söylüyorsun. Çünkü maalesef... Stalin de buna dahil olmak evet. üzere. E, ya da işte... E, o sistemin... E, farklı coğrafyalardaki temsilcileri da olmak üzere... Hı hı. ya Kadınları resmen böyle doğursun... S. Hani, hiç buradan saymıyorum lütfen. <laughs> ama yani sonuç itibariyle hani... E, güya... onu arkasına alıp... Evet, e, ondan sonra bambaşka bir şeye deforme edip... kadını aynı şekilde evde oturacak, çocuk yapacak... o çocuklarını da biz alacağız... biz istediğimiz o çocukları da yapacağız gibi kaç milyon çocuk varmış biliyor musun? Sonraları yani Ceausescu karısıyla birlikte yani e, öldürdükten. öldürdükten sonra birdenbire böyle devletin elinde milyona yakın çocuk olduğu söyleniyor. Yani çok çok vahşi. Dolayısıyla evet yani e, sosyalist ideali ortaya çıkıp onun e, savunduğu belli düşünceleri, eşitlikleri falan hayal edip ondan sonra onun ne kadar korkunç bir erkek egemen e, vahşetine evrildiğini pek çok örnekte gördük. E, o yüzden hani bunun altını çizelim. Yani bu, bununla bu aynı değil. Evet. Teorik pratikte çok büyük çok farklı, farklılıklar tamam. var. Yani seksistin, yani kadın düşman, misojenistin kadın düşmanının solcusu sağcısı olmuyor. Olmuyor. Kapitalisti işçisi de olmuyor. Yani her toplumda, her dinde, her ırkta, her şeyde bunu bir şekilde bulabiliyorsun. Bunu zaten o yüzden en başta zaten. şey dedim yani İnsanlık tarihinin en büyük çatışma hikayesi belki de. Her yerde görebileceğim bir çatışma hikayesi. Evet yani İskandinavlar sanki bu dünyanın uzaylıları gibi bu kadar hak tanıyorlar ama Covid zamanında gördük. Orada da mesela evde şiddet ve kadınların dövülmesi katlanarak arttı. Yani en çok kadın haklarına sahip ülkelerde bile ki mesela Hollywood örneğini vereyim kadınların ve erkeklerin aldığı ücret milyon milyon dolarlar alıyorlar. Ama bir tek mesela birkaç tane kadın oyuncu erkeklerle aynı maaşı alabiliyor. Yani dolayısıyla ekonomik anlamda da ev içindeki konumda da sosyolojik anlamda da kadınlar hala ikinci sınıf ve çok zor değişiyor bunlar. Yani kadınların eşit haklara sahip olması teoride oluyor. Diyelim bizim ülkede de müteşekkiriz değil mi? O demin bahsettiğimiz Atatürk'e, Tunalı Hilmi'ye, İnönü'ye, kadın Nezihe Muhittin'e. Hepsi gerçekten ciddi mücadeleler verdiler ve bu hakları bize getirdiler. Ama ne oluyor? Hani bu yasalar kağıt üzerinde var. Pek çok kadın derneği ve kadın kuruluşun da çok önemli rolü var. Bunları diretiyorlar vesaire. Ama sonuçta sen, senin polisin gidip de git evine senin yerin kocanın yanıdır deyip de o kadın öldürüldüğünde hiçbir şey söyleyemiyor. Dolayısıyla hani... kağıt üzerinde çok güzel şeyler çok güzel geçirmiş şey ama. olabilir. Ama o örümcek kafalı... kadına sadece bir rolü biçen... ve dövülse de öldürülse de fark etmiyor, o kadın erkeğin altında yer alması gerektiğini düşünen... mantalite olduğu sürece bunu değiştirmeden zaten hiçbir şey değişmiyor. Zaten sistematik sömürü dediğimiz şey de böyle bir şey. Sistematik baskı, sistematik ırkçılık dediğimiz şey de sen yasa çıkartıyorsun ama kafa aynı kafa kaldıktan sonra istediğin kadar yasa çıkart. Hiçbir şeye etki etmiyor. Ya da ya mesela İstanbul sözleşmesini imzalıyorsun. Sonra ne hikmetse ne hikmet neden olduğunu biliyoruz tabii ki. Konsolide etmek belli oyları ve belli tarafları Birdenbire çekiliyorsun o sözleşmeden. İstanbul'da imzaladığın, ismine evet, veren son sözleşmeye. Senin kurucusu olduğun. Teşekkürler Pelin. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel bir gün, güzel bir bölüm oldu. Ee, söylemek istediğin bir şeyler var mı seyircilerimize? bize. Sadece son olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize ve izleyicilerimize korkmayın. Ee, bu bunu burada böyle rahat rahat oturmuşken söylemek çok kolay belki. Öyle diyecekleriniz de vardır. Korkmayın demek kolay. Korku en doğal şey. Ee, belli güçlerin bizi bastırmaya çalışması, e, belli güçlerin bizi ses, sessizleştirmeye çalışması, kadınlar günlerinin resmen böyle bir e, e, zincirlenme, ters kelepçe takılma ya da yere yatırılıp e, gözaltına alınma gününe dönüştüğü zamanlarda ya da hayatın kadınlar gündeki kilitlenme zamanlarında korkmayın demek çok kolay. Ama bizler korkmadıkça zaten haklarımızı kazanıyoruz. Hiçbir hak bize güllük gülistanlık bir şekilde bağış edilmiyor. O haklar yüzlerce binlerce kadının teriyle ve gözyaşıyla kazanıldı. Bir kere onları hatırlayalım. Bu programı da o yüzden çektik onlara hem müteşekkir olduğumuzu söylemek için hem de ana tanrıçalardan bu yana kadın neredeydi ne olduğu görmek için o yüzden büyük resmi yapmaya, vermeye çalıştık. Yani sadece 200 yılı anlatsaydık belki de onlarca isim telaffuz ederek bu kadınlara hürmet olsun diye bir program yapabilirdik. Ama ben hep şunu düşünürdüm. Kadınlar neredeydi, ne oldu? gerçekten matriarki miydi değil miydi ki Simone de Beauvoir Dözyem seksinde bunu yapıyor. İkinci cins. da ikinci cins. Ona da bir şapka çıkarmadan edemeyeceğim. Çünkü hani kadın hep ikinci cins miydi? Hep ikinci planda mıydı diye sorgulayan. Satrın eşi değil miydi ya? Evet. <laughs> Şaka yaptım. Ama, bilerek yaptım. Bilerek ama yaptım. Ama şöyle Satürn <laughs> hayat arkadaşı deyip Satürn evet. bir ilham perisi de zaten onlar çok Hemen fazla bakmıyorlardır gönlüm, ama. Terörize Evet ya direkt böyle. <laughs> ne güzel mesaj veriyordum çok özür dilerim ya. Estağfurullah bu tam bir e, trollüğü oldu burada. Bizim bir derste çünkü birisi bunu yapmıştı. Simonda de Beauvoir okumamızı istedi hoca. E, Simon okey okudunuz falan işte kimdir Simonda de Beauvoir falan diye hoca sordu. Hocam Sartre'ın işi dedi. <laughs> hoca kafayı yedi ya bayağı çıldırdı adam. Ben öyle çıldırmıyorum çünkü sonuçta bunlar gerçekten de birbirini çok besleyen bir çift. Evet. Hep özendiğim bir, evet, şey bir çift olmuştur. Sanki kafelerde oturup onların hepsini sevdiği böyle bir şey. Şeftali bir kokteyl var. Hepsi onu içiyor. Hiç öyle düşünmezdim. Ben bunlar böyle e, galvaz falan içip böyle çok sigara sert dumanı altında e, sigara dumanı altında sert şaraplar içiyorlardır diye düşünüyordum. Ama şeftali kokteyl içiyorlarmış. E, ama gerçekten de birbirlerine çok e, desteklemişler. Yani hı hı. Sartre ondan oraya gidip de e, her türlü şeyi yaparken de Simone de Beauvoir bazı şeyler sinir olmuş belli ki. Ama e, e, o diyelim La Nose'sine bulantısını getirince ilk okuyanlar her zaman evet. Simone de Beauvoir olmuş. Dolayısıyla ikisi de birbirine çok, çok, çok güç veriyor ve entelektüel anlamda çok iyi eleştiriyorlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu hafta kadın e, tarihi ve e, tanrıçalardan başlayıp... E, ...feminizme ve e, hak savunuculara kadar geldik. Pek çok kitapları önerebileceğim. Simone de Beauvoir'ın hala bence çok önemli. Çünkü ilk yazanlardan bir tanesi. Dözyem Seks. E, yani ikinci cinsiyet. E, bu Gerda Lerner'ın... E, ...The Creation of Patriarchy. Yani patriarkenin doğumu... Bu da biraz eğlencelik işin kısmı. What Would Boudicca Do? diye bir kitap. Tarihteki meşhur kadınların belli meseleler karşısında nasıl tavsiye verecekleri ya da nasıl hareket edeceklerini göstermişler. Son zamanlarda bu tür kitaplar çok çıkıyor. Bana göre tabii ki tarihi biraz sulandırmış oluyor ama çok eğlenceli. Çünkü burada Dorothy Parker gibi çok sevdiğim ve muzip ve lafvas böyle Lafını sakınmayan yazarlardan tut, Emily Dickinson'a kadar. Her zaman gibi Frida Kahlo gibi kadınlardan tut. Ünlü hükümdarlara kadar ve Budika gibi Romalılara karşı direnmiş adalılara kadar pek çok kadın figürü var. O yüzden bana göre hızlı okunan eğlenceli kitaplar bunlar. Öbürleri o kadar değil. Ama hepsi de çok besleyici kadın hareketinin nasıl bugünlere geldiğini de iyi anlatan kitaplar. Abone olmayı unutmayınız hmm. lütfen diye de. 8 Mart Bayramımız da kutlu olsun diyelim. 8 Mart Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Senin de olsun zaten bu evet, kadın erkek üstü bir şey.